Haber Türk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Yılın ilk programında, ilk Açık ve Net'te tekrar karşınızdayız. Umarız uzun soluklu, sağlıklı, huzurlu bir yılda güzel yayınlar yapalım sizlerle. Bu akşam konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili ama aynı zamanda siyasetin duayen ismi İlhan Kesici. Hoş geldiniz İlhan Bey. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. İlhan Bey, bu akşam size gazeteci arkadaşlarım Ebru Baki, Nagihan Alçı ve İsmail Saymaz'la sorular soracağız. Onun için tekrar hoş geldiniz. Siz tabii İlhan Kesici deyince Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki günlerinizden bu yana ekonomideki yorumlarınız aklımıza geliyor. Dolayısıyla Türkiye şu anda bir ekonomik reform gündemiyle gündemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir reform dönemine geçeceğimizi söyledi. Hem bu konuda neler düşündüğünüzü soracağız. Türkiye'de ekonomik sıkıntıların nasıl iyileştirilebileceği konusundaki düşüncelerinizi soracağız. Ve bir yandan da tabii ki siyasetin gündemi de çok sıcak. CHP'ye ilişkin, muhalefete ilişkin, iktidara ilişkin bütün sıcak gündem başlıklarını sormak istiyoruz size bu akşam. Şimdi şeyle başlayalım istiyorum ben, sıcak gündemle başlayalım. Siyasette bir başörtülü türban, başörtülü hakim tartışması çıktı. Fikri Sağlar, eski CHP milletvekili, eski bakan Fikri Sağlar, türban siyasi semboldür. Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaletin yerine getireceği konusunda kuşkum var dedi. Ve büyük tartışma yarattı bu sözleri. Önce AK Partili siyasetçilerden büyük tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösterdi. Fakat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çok net bir biçimde eleştirdi Fikri Sağlar'ı. Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun tercihine saygı duymaktır. Böyle bir ayrımcılığa asla kabul etmiyorum dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle sorayım. Bu tartışmayı başlatan düşünceler Fikri Sağlar'ın kişisel düşüncesi midir? CHP'nin görüşlerini yansıtır mı? CHP'ye mal edilebilir mi? Türkiye hala bu konuları aştı mı, aşamadı mı? Ne dersiniz? Olur, hayır. Ben önce davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar 3 tane güzel hanımefendi, bir tane de erkek arkadaşım, kardeşim benim. Benim için de çok şey. En azından yakışıklı deseydiniz yani. Evet. Hemen geçiştirdiniz beni. Evet. Ama bu akşam erkek egemenliğini kırdık değil mi? Erkek egemenliğini kıralım. Ben de kırdım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu İlhan Bey'den duymak isterdim ama. Ben de kırılmasından yanayım. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Böyle çok şeref duydum yani sizinle birlikte. Biz teşekkür ederiz. Program yapmaktan. Öbürü bu yeni yılı bir kutlayalım. Yani değil mi? Böyle 2020... Özellikle çok sıkıntılı bir şey oldu, bir sıkıntılı yıl oldu. İnşallah bir yığın sebepten dolayı, şimdi programın içerisinde de şey yaparız, onu açarız. Bir yığın sebepten dolayı öyle oldu. İnşallah 2021 her bakımdan, yani bütün vatandaşlarımız için, bütün milletimiz için, dünya için de artık dünyadan bağımsız da olmuyor yani ülkeler. Böyle güzel, mutlu, kutlu, İnşallah. Daha güzel falan, daha ekonomik şartlarda olan bir 2021 yılı olur. Öyle bir temennide bulunmak istiyorum ben. Ben tabii daha ziyade ekonomiyle ilgili olacağı için birden başörtüsü sorusuyla karşılaşınca birbirinden ayrılmıyor pek. Biraz şaşırır gibi oldum ama o da kaçınılmaz oluyor herhalde yani. Aynen. Halbuki sizin Erdoğan'ın gibi tecrübeli bir siyasetçi için bu sorular çok kolay. Kaçınılmaz, evet. Bazen de kaçınılmıyor. Sonra. Şimdi bu iş siz daha teferruatlı sordunuz. Dün de sizin Habertürk'te ikiniz vardınız zaten yani. Yaklaşık neredeyse bir saate yakın bu iş konuşuldu. Evet. Öbür ya bir saat onu konuştunuz, bir saat AİHM, HDP falan konuşuldu. Fazla da oldu bence yani gereğinden bana fazla. Bana da öyle yapmayın diye önden ön almaya çalışıyor. Estağfurullah. Ama bağlayacağız yani bir yığın başka konumuz olacak. Evet. Şimdi bu çok net bir şey söyleyeyim ben yani burada. Benim hoşuma da giden bir şeydir. Bu başörtüsü meselesi artık mesele olmaktan çıkmış, çözülmüştür. Bitmiştir. Yani başörtüsünün artık Türkiye'de efendim, tartışılacak herhangi bir yeri yoktur. Benim kanaatim ebediyen çözülmüştür. Yani bir daha bu başörtüsü şöyle mi olmalıdır, böyle mi olmalıdır filan tartışmasını icap ettirmeyecek tarzda çözülmüş, bitmiş bir meseledir. O yüzden yani bununla bağlamış oluruz şeyde.
Benim AK Parti'de mesela 18 yıllık AK Parti iktidarında kıskanacağım ne icraatları vardır diye bazen düşünüyorum. Ekonomide şunu mu yaptılardı, yaptılar kıskanırım. İşte büyük projelerde bunu mu yaptılar kıskanırım falan diye düşündüğüm bazı işler var. Hiçbirisi benim kıskanacağım işlerden değildir. Ama bir tek bir tane şeyi kıskanıyorum. Yani o da bu başörtüsü meselesinin çözülmesini. Yani bunu Cenab-ı Allah'tan çok niyaz etmiştim ben. Bunu çözmek bana nasip olmalıdır filan diye. Bana, bize nasip olmalıdır diye. O bakımdan hem bunu çözmüş olan şeye... Burada başörtüsü sorununu çözmekten kastınızın ne olduğunu açalım. Kamuda başörtüsü yasağının, şey, okullarda başörtüsü her yasağının, türban şey, başörtüsü ayrımı da buna dahil mi? Her şey. Yani Kübra Par nerelere geliyor, nerelere gidiyorsa... Nagihan Alçı nerelere geliyor, nerelere gidiyorsa, Ebru Baki nerelere geliyor, nerelere gidiyorsa, başörtülü bir kardeşimiz de aynı. Hakim, avukat, savcı, doktor, subay, general, her ne varsa yani. İlhan Peki, Bey, İlhan, içselleştirilmedi suçlaması var. O yüzden böyle açıklamalar geliyor. Kim yani CHP'liler içselleştiremedi bu konuyu. Onun için bu içselleştiremeyebilir canım. Olur. Hayır, şöyle, kamuoyunda CHP buna karşı çıkınca oy kaybedeceğini bildiği için takiye yaparak bu sorunun etrafından dolanıyor deniyor. Siz 3 dönemdir CHP'de milletvekillisiniz. Gerçekten dolanılıyor mu CHP'de bunun etrafında? Hayır, ben yani CHP, şimdi CHP'de çok CHP var. Yani daha doğrusu her partide çok parti var. MHP'de çok MHP var. CHP'de, AK Parti'de de çok AK Parti var. İşte hatta işte başbakanlara ayrılıp, genel başkanlara ayrılıp parti kuruyor. İşte 15 yıl ekonomiden sorumlu bakanlığını yapmış olan insan ayrılıyor, parti kuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ona benzeyen haller, farklılıklar olabilir. Ama şimdi bugün itibariyle mesela bakılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil kabiliyeti olan bir numaralı makam, genel başkan makamı. Genel başkan da Halk TV'de işte bu pazar günü cuma günü bir saatlik bir küsur saatlik bir röportaj yaptı. Orada bu bahis yine açıldı. Senin en baştan açış cümlelerinde söylediğin gibi çok net bir pozisyon aldı. İlhan Bey, bu noktada şunu sormak isterim. Bu hatırlatmalarınız önemli. Ben Sayın Fikri Sağlar'la da bir konu görüştüm, telefon görüşmesi yaptım. Yarına da detaylarıyla yazdım. O detaylara şimdi girmeyeyim, önceden vermeyeyim ama şimdi siz diyorsunuz ki bana nasip olmasını isterdim. Bu meseleyi ben çözmek isterdim. Evet, mesela bu kadar önem verdiğim ve sorun olarak bir gördüğüm, şey, çözülmesi gerektiğini düşündüğüm şimdi konu. Şimdi Türkiye'de bazı şeyler çok hızlı değişiyor. Aslında bu noktaya çok uzun süre önce gelinmedi. Yani AK Parti iktidarın başı değil, bayağı ortalarında bile 2010'larda ben katıldığım televizyon programlarında başörtülü hakimler olsun dediğimde ben marjinal kalırdım. Tabii. Yani hatta yani şimdi isim de vermeyelim ama bugün kabinenin içinde bile başörtülü subaya karşı çıkan bakanlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Rahmetli Demirel Fikri Sağlar'ın yaptığı hizmet alan, hizmet veren ayrımını yapardı. Hatta 28 Şubat döneminde onu da yapmadan hepsine topyekün bir karşı duruş sergilemişti. Yani dolayısıyla o günden bugüne o karşı duruş sergileyenlerin fikirleri hakikaten değişti mi? Yoksa siyasi konjonktür gereği, yani biraz hani belki biraz sert ifade etti İsmail ama politik doğruculuk adına ya da şu andaki siyasi atmosfer nedeniyle mi bu böyle? Çünkü Sayın Fikri Sağlar'ın ifade ettiği, ona gelen telefonlar ve tepkilerin çok başka bir tabloya işaret ettiği. Yani kimi CHP'liler Fikri Sağlar'ı destekliyoruz. Yani örgütün önemli bir kısmının kendisini desteklediğini söylüyor. Hayır, tabanın olabilir. Önemli bir kısmının kendisini destekliyor. Ama ortada da açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hayır, çok net. Hayır, olabilir. Yani Türkiye 83 milyon. İşte diyelim ki yetişkin nüfusu 50 küsur milyon. Yani seçmen sayısı. Bu 50 küsur milyonun 50 küsur milyonu da benim söylediğim gibi düşünüyor anlamına gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı işte 10 küsur milyon oy var. 10 küsur milyon oyun da benim düşündüğüm gibi düşündüğünü söylemek doğru değil. Doğru olmaz yani. Beklemek de doğru olmaz daha doğrusu yani. İlla da bir farklılık olacak. Benim söylemek istediğim aslında bu başörtüsü meselesi Türkiye'de ister kamuda ister üniversitelerde, asıl üniversitelerden çıktı, neşet etti. Çok yaygın olan bir mesele değildi. 1980 darbesine kadar, ihtilal de değil, 1980 darbesiyle başörtüsü yasaklandı.
Daha sonra 1983 yeni seçimler, Turgut Özal, rahmetli Turgut Bey'in başbakanlığı, yine İhsan Doğramacı'nın, rahmetli İhsan Doğramacı'nın YÖK başkanlığıyla beraber buna bir formül arandı. Yani bulunan formül işte türban formülüydü. Yani türbanla böyle modern başörtüsü anlamında filan bir formül bulundu. Üniversitelere girildi. Ta ki 1997-98 28 Şubat'a kadar. Şimdi sen kurultayı yazdın, Deva Partisi'nin kurultayını, evet. Katıldın da yazdın da. Orada Ali Babacan Bey ağladı veya gözleri yaşardı. Orada bir tarih var. Orada tarih vermiyor ama kız kardeşiyle ilgili olan tarih 1998. Evet. Bu ne demek? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1998'deki o güne kadar o kız kardeşimiz başörtüsüyle üniversiteye gidiyor demek, öyle değil mi? Ama o noktada iki şey söylemek gerekmez mi? Bir, Sayın Babacan'ın o çıkışına yönelik Babacan'ı bugüne kadar desteklemiş olan laik kesimden çok ciddi eleştiriler geldi. İki, Sayın Babacan'ın yalnızca kız kardeş değil, siz 80 darbesiyle başladı diyorsunuz. Esasen halası Hatice Babacan 1967'de İlahiyat Fakültesi'nde başörtüsü mücadelesi vermiş ilk kız öğrenci. İlk öğrenci. 68 özür dilerim. Yani dolayısıyla bu işin bir evveliyatını hatırlatmak gerekir. Hatice Babacan, evet. Onun, ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim. Hatta bir dernek başkanıydım. Efendim, Türkiye'nin ilk boykot işi 1968 Ankara İlahiyat Fakültesi'nde, evet. O münasebet. Dolayısıyla yani öncesi var. Efendim? 60'ların ilk öğrenci eylemi neredeyse. Evet. Evet. İlk şimdi, öğrenci eylemi. Onun da olması şöyleydi. O zaman üniversitedeki derslerde, İlahiyat Fakültesi derslerinde başları kapalı olarak girebiliyorlardı. Üniversite binasından dersten çıktıktan sonra başlarını açıyorlardı. Öyle bir hal vardı yani. İlk üniversite boykotu o münasebetle oldu. Evet. Daha ziyade o boykota da ülkücü gençlik sahip çıktı. Yani Akıncılar, Milli Gençlik Vakfı, Milli Gençlik Teşkilatları falan değil. Ülkücü gençler o zaman. Siz o dönem o boykotla ilgili ne düşünmüştünüz? Hayır, elbette olmaması. Yani biz şeyden yanayız yani. Başörtüsüyle girmesinden yanayız. Elbette. Şimdi sonra 1980 darbesi oldu. 1980 darbesi sadece başörtülülere bir sıkıntı getirmedi. Şimdi İsmail belki benden daha iyi bilebilir yani. 642 bin rakam böyle. İnsan tutuklandı 1980 darbesinde. Çok vahşi bir rakam yani, değil mi? Buna 650 bin diyelim, 600 bin diyelim. Bu 600 bin insanın birer tane babası, annesi, bacısı, kardeşi var. Efendim, 5 olsun, 5 ile çarpın 3 milyon. Birer tane emmisi, dayısı, halası, teyzesi var. Neredeyse Türkiye nüfusunun yarısını bir münasebete tutuklamış oldular. Böyle vahşi bir şey yani 1980 darbesi. Bunun yarattığı şeyler var. Yani sıkıntılar falan var. Aşıldı neyse. Geldi, tekrar iş düzene girdi. Demek söylediğim gibi 83 Turgut Bey rahmetli. Evet, bir yumuşak formül, işte 141, 142, 163 beraber bir demokratik nereye seçme. Nereye gelmek istiyorsunuz? 28 Şubat'a kadar. 28 Şubat tekrar aynı yanlışlığı yaptı, büyük yanlışlığı yaptı. Ondan sonra bir büyük kamp, ilk büyük kamplaşmayı 28 Şubat yarattı Türkiye'de yani. Ama AK Partili arkadaşlarım belki şöyle bir 28 Şubat'a borçları olabilir. 28 Şubat ve arkasındaki 2001 krizi olmasaydı belki AK Parti Türkiye'de iktidar olamayabilirdi. Yani buna olan Türkiye'nin çok yüksek bir tepkisi oluştu yani. Hem 28 Şubat'taki bu yanlışlıklara tepkisi oldu. 2001 ekonomik krizi, onun önündeki iki siyasi partinin birbirini mecliste aklaması vesaire filan. Bütün bunlar birikince AK Parti'ye peki, meydan açıldı yani. Peki sorusuna gelirsek arkadaşlarımızın CHP'de başörtüsü konusunda samimi bir zihniyet dönüşümü olduğunu düşünüyor musunuz? Ben elbette düşünüyorum canım, ama elbette yani partinin genel başkanı bunu temsil ediyor. Partinin MYK'sı var genel başkandan sonra. Yani bu genel başkan yardımcılarından müteşekkil olan heyet. Orada herhangi bir şey yok. Onun üstünde parti meclisi diye bizim bir parti meclisimiz var. Diğer partilerde genel daire kurulu vesaire onun adı. Orada herhangi bir problem yok. Parti bunlar demektir yani. Peki tabanın bu konuyu açtığını düşünüyor musunuz? Ha, ben çok yumuşadığını düşünüyorum, evet. Ama buna karşı çıkan şeyler olmaz mı? Yani hayır, başörtüsü bu kadar serbest de olmamalıdır. Hadi bilemedin üniversitelerde serbest olsun ama kamu bürokrasisinde yer almasınlar diyen olabilir mi? Olabilir. Yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partililere de ait
olmayabilir de yani bu hal, değil mi? Başka siyasi yaklaşımlarda da olabilir. Burada, ama benim kanaatim Türkiye, Türkiye olarak söylüyorum şimdi onu, Türkiye bu işi benimsedi. Yani başörtüsü yasağının yanlış olduğunda müttefik idi. Bu işin düzeltilmesi lazım geldiğine inanıyor idi. Bu iş AK Parti marifetiyle çözüldü ve bağlandı, bitti. Türkiye bu yeni halden memnun. Benim gördüğüm. Yani hem bütün Türkiye olarak memnun, hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak memnun. Şimdi burada, yani burada demin şimdi Nagihan Hanım desem çok, size de hanım desem resmi olacak. Düz isim hitap etsem çok yerinde fazla samimi olacak ama gibi. Nasıl İsmail'e İsmail diyeceksem tabii değil mi İsmail? Tabii ki bu arada Nagihan. Öyle değil. Zaten öyle bir isim var ki bey uymuyor İsmail yani. Evet. İsmail. Tabii. Senin iyi Recep'e gidiyor. İrem'e gidiyor. Bana da sohbetlerimizde Nagihan dersiniz lütfen. Tabii. Şimdi AK Parti mesela 2003'te iktidara geldi değil mi? Umulurdu ki bilfarz 2003'ün işte aralığında Kasım'ında iktidar oldu. Ocak ayında bu işi çözebilir olsun. Umulurdu. Ama belki o zaman Cumhurbaşkanı var mesela Ahmet Necdet Sezer. Bu işe karşı olduğu belli. Belki o münasebetle, belki yokladılar, olumsuz bir pozisyon gördüler, o yüzden bıraktılar. Ta ki 2007 seçimleri oldu, bitti. %47 oy aldı AK Parti. Efendim 2002 seçimlerinde 34,5'tu. Bu başörtüsü münasebetiyle daha ziyade 47'ye fırladı o Cumhurbaşkanı olur olmaz. Evet. İnternet andıç değil mi? İnternet andıcı. E-muhtıra andıcı. E-muhtıra. 27 Nisan. Andıçtan da öte yani. E-muhtıra bilen. O Türkiye'yi kabarttı. Öfkelendirdi yani. Çok öfkelendirdi. %47 oy aldı. Haliyle arkadan da Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı oldu. O andan itibaren galiba 2008-9-10 o civarda başörtüsü yasağı kaldırıldı. Gecikmiş olarak bir kaldırılma ama Allah yine de Allah'a çok şükür. Olan iyidir, olan hayırlısıdır. Bu iş bitti yani. Benim kanaatim ebediyen bitti Türkiye'de yani. Başka hiç kimse öyle Allah korusun yani darbe falan bir şey falan. Benim bu konuda iki onların da getireceklerini tahmin ediyorum. Ve çok hoşnutum ben buradan. Çok memnunum. Hoşnutsunuz. Buradan iki küçük sorum olacak. Birincisi ben Fikri Sağlar'ın hatta bugünkü bir eksiği falan olursa kusuruma bakma inşallah. Yine deminki lafımın başında söylediğim gibi bana nasip olsun eksiğini gediğini tamamlamak zaten yani. Zaten az önce altyazıya da yazdı editör arkadaşımız. Ne yazdılar? Bu sorunu güzel, biz çözmeliydik dediniz. Efendim? Bunu yazdılar. Bu sorunu asıl biz çözmeliydik. Kıskandığımı yazsınlar mesela. Evet. Çok kıskanıyorum. Peki. Yani. Şimdi Fikri Sağlar'ın ben bugünkü açıklamalarına da baktım. Sözlerinin bir şekilde çarpıtıldığını iddia ediyor. Ve fakat Türkiye'de başörtüsünün daha doğrusu türbanın siyasal sembol olduğunu söylemekte diretiyor. Ve fakat hatta bugün biraz daha el yükseltmiş. Diyor ki AK Parti'nin 2023 hedefi şeriat devleti getirmektir. Asıl niyetleri Türkiye'ye şeriat getirmek. Hem de 2023'te. Siz buna böyle bir tehlike hayır, ettirmek bir mahsuru içinde yok bende onu söylemesinin. Yani niye mahsuru yok? Fikri Sağlar Bey politikacı. Hayır, siz böyle bir tehlike olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, dur geleyim oraya. Fikri Sağlar Bey politikacı. Demokrasi var. Herkes demokratik fikir özgürlüğü var. Mutlak bir fikir özgürlüğü olmalı. Öyle düşündüğünü çok net bir şekilde söyleyebilir de olmalı. Fikri Sağlar da zaten sözlerini çok inandığı ölçüde, inandığı gibi dosdoğru söyleyebilen arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Yani söylemesinin bir mahsuru yok elbette. Demokratik iklim olarak yani bir mahsuru yok. Ama siz böyle bir tehlike görüyor musunuz? Ben öyle bir tehlike katiyen görmüyorum. Öyle bir tehlike mi oldu? Evet. Peki. Ben buradan iki şey söylemek isterim. Bir, ben Fikri Sağlar'ın biraz önce ifade ettiğim gibi kişisel gözlemim, kendisinden de konuşarak edindiğim izlenim. Bu kendisine gelen destekle birlikte Kübra'nın da işaret ettiği gibi bugünkü açıklamasında daha da el yükseltmesi. Yani bu olabilir. Aslında tabanda ve örgütün içinde söylediklerine yönelik bir destek olduğunu da net bir şekilde gösteriyor. Onu olabilir. En azından hayır, iki hayır, kanatlar olabilir. Yani, öyle düşünmeyenler. Olmaz de demek doğru değil. Şimdi burada benim çok hoşuma giden bizim milletin daha doğrusu bu Müslümanlık algılayışı. Yani Arapça mı okunur, Türkçe mi okunur, ezan Türkçe, Kur'an Türkçe, bu da çok Arapça. Tartışıldı geçen hafta. Bunu çok iyi, benim çok iyi anlattığına inandığım daha doğrusu. Çok hoş bir fıkra var. İzin verirsen onu bir anlatayım. Buyurun. Yani.
Şimdi bunu normal memleketi, bunu temel filan demem lazım. Fakat bir arkadaşım var, bir çok dostum, bir sanayici arkadaşımız. O Erzincanlı, Erzincan Sivas'a komşu. Bana da her seferinde bu fıkra filan anlatırken Erzurum deyip anlatıyorum, Bayburt deyip anlatıyorum, temel anlatıyorum, Sivas anlatıyorum. Bunu Erzincan siparişi verdi. Peki. Bir Erzincan türküsü, bir de Erzincan, o yüzden şeyi Erzincan yapayım izin verirseniz yani özneyi. Şimdi bizim Erzincan'da hemşeri şeye gitti, hacca gitti, Arabistan'a kaldı da biraz. Hacda zaten 2-3 ay falan kalıyorlar. Mekke'de bu kadar, Medine'de bu kadar, biraz daha hac farizasından sonra da. Şimdi geldi memleketine, anlatıyor işte ne var ne yok, Suudi Arabistan'ı nasıl buldun? Cennet gibi bir memleket diyor yani Suudi Arabistan. Niye cennet gibi? Ya herkes sıcak, ateş bilmem ne. Ya o kadar güzel memleket ki diyor. Ezan Türkçe. Namaz Türkçe. Dualar Türkçe. Her şey gayet güzel. Ben hepsini yaptım, hepsini anladım. Fakat diyor çarşıya pazara çıkınca adamlar şaşırttılar. Karma karışık bir dil kullanıyor. Şimdi bizim milletin böyle ezan, namaz, Kur'an, dua, Türkçe, Arapça filan şeyi bu. Yani işte biz Suudi Arabistan'daki ezan Türkçe bizim gözümüzde yani. Bilmem namaz Türkçe, dua Türkçe yani. Bu çok benimsenmiş. Demin içselleştirme değil mi? Bu tam anlamıyla içselleştirilmiş bir şey yani. Peki başörtüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamam. Şebi Arısı dur, başörtüsü tam anlamıyla içselleştirilmiş bir şey yani. Oradan ben de tam onu soracaktım. Sorular geldi. Şimdi Kur'an orijinal Arapça haliyle çok içselleştirilmiş, bize Türkçe gibi gelir diyorsunuz. Çok yakın zamanda İstanbul Büyükşehir CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Şebi Arus törenlerinde Türkçe Kur'an tartışması oldu. Siz o tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Çünkü ya o tartışmaya ben istersen hiç girmeyeyim. Yani zaten Ekrem İmamoğlu Bey de sonradan ya bu yanlış falan dedi. Evet. Orada iki tane yanlış birden var. Bir tanesi büyük yanlış. Yanlışı ekber. Büyük yanlış. Bir tanesi küçük yanlış. Şeyde İsmail de dün girdi galiba. Orada bir Gülbank var mesela. Yani Gülbank o kadar ehemmiyetli bir şey değildir. Orijinali Farsça. Orada Farsça okuyorlar. Mevlevi Farsça. Gülbank da Farsça haliyle Sema merasiminde. Onu orijinaldir diye böyle savunurken orijinaldir diye Farsça okuyorlar. Kur'an-ı Kerim var orada. Oradaki şey Kur'an Haşr suresidir. Haşr suresi Medine surelerinden birisidir. Ve ben mesela benim en güzel okuduğum, okumaya çalıştığım aşr-ı şeriflerden, aşırlardan biridir o. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhû diye böyle birkaç kere tekrar eden, yani öbür ayet, peşinden gelen ayetlerde de başında tekrar eden bölümdür bu. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhû. Ya ben şimdi Sema ayetini seyrediyorum. Yani Allah Allah, orada bir lagaloga bir şey var. Lan bu neyin nesi? Allah işte Allah büyüktür, Allah filan dese ya bu neyin nesi filan ettim yani. Böyle bir şey olur mu canım yani, böyle bir şey mi olur yani? Bunu da eleştiriyorsun. Ama orada bir şey söyleyebilir miyim? Bir bilgi notu. Yani şimdi bunu İBB'de... Orada hüvallahüllezi la ilahe illahu diye gidecek yani. Orada bunu İBB'nin tiyatro grubu yapmış değil. Orada Mevlana Aşıkları Vakfı denilen, evet, 1989'da kurulmuş. 1990'ın sonundan 2006 yılına kadar Kültür Bakanlığı'nın kendisine tahsis ettiği Galata Mevlevi Hanesi'nde bu ritüeli tekrar etmiş bir grup bu. Ve bu grubun ben haberini yaptım 2002-2003'te. Amerikalı Semazen diye bu grupta işte Mevlevi olan Amerikalı bir kadının haberini yaptık. O günlerde Türkiye'nin batıya dönük yüzü diye AK Parti basınının bile övdüğü, Sabah gazetesinin bile övdüğü bu ritüel ne zaman ki İmamoğlu döneminde ve onun haberi de olmadan İBB tarafından sahnelendi. Bütün bunun bir dönemler övgü konusu yapılan bütün bu ritüel getirilip CHP'nin önüne sanki yani, suçmuş diye konuldu. Ekrem Bey de zaten yani, bundan hoşnut olmadığını de, söyledi galiba. Burada arkadaşlar yanlış anlamasın yani siz de onaylayacaksınız yani Kur'an'ın aslının ancak ibadet sırasında okunması gerektiği anlatılırken Kur'an'ın Türkçe okunmayacağına dair hiçbir hüküm yok. Bunu Diyanet İşleri Başkanı dahil hiç kimse Kur'an Türkçe okunamaz diye tebliğ edemez. Bu mümkün değil. Sadece ibadette Arapça aslından okunması doğrudur. Yoksa
Kur'an neden Türkçe okunmasın? Yani tabii bizim yok. Dilimiz, yani bizim dilimizde anlaşılmak üzere neden? O zaman Sayın Cumhurbaşkanı buyurun size Kürtçe Kur'an diye neden mitingde gösterdi? Meal şimdi başka, Kübra Hanım'dan ibadet bizim, başka Kübra Hanım'dan bizim evde bir röportaj yapmıştık. Kübra biliyor. Fakat yarın fotoğraflarını gönderin. Sana daha önce fotoğrafını göndermiş olabilirim. Bu iki genç güzel hanımefendiye de yarın göndereyim. Ayıp olmasın diye bugün göndermedim. Şeyi, kütüphaneyi işte son iki aydır neredeyse elimden teker teker, senin babanın kitabı da o çok münasebetle ederim, evet. Şey oldu. Teker teker elimden geçti bu. İslamiyetle ilgili, yani geldiğinizde de onun fotoğrafı çeker gönderirim. Bir büyük duvarı sadece İslami kitaplara ayırdım ben. Rakam sayısız, saymaca 1750. Bunun 500 civarında da Ankara Kütüphanesi'nde var. Bak, yani 2000, büyük bir kütüphanesi var. 2000 kitaplık sadece Bey, İslami. Evindeki kütüphaneden bahsediyor. İslam kitabı. Din, yani öbür dinlerle ilgili 50 eder de, yani demek ki 2000-50, 1950 kitap, 2000 kitap İslamiyetle ilgili. Kimsenin Türkiye'de Türkçe Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle ilgili, tefsirini okumakla ilgili bir sıkıntısı yok. Yani ta biz bunu 1925 yılından itibaren Kur'an meali, Kur'an tefsiri, birisi, hepsi rahmetli, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Mehmet Akif Üstad, milli şair, Kur'an meali. Elmalı Hamdi Efendi, Kur'an tefsiri, 10 cilt. Sahih-i Buhari tercümesi, hadis tercümesi, o Babanzade Ahmet, ve Afyon milletvekili şimdi gelir. Onlar da Sahih-i Buhari'yi tercüme ettiler. Bu 1925'te sipariş verildi. 1936'da tamamı tamamlandı. Mehmet Akif merhum o yarı yolda bıraktı yani. Onun yarı yolda bırakması. İbadette okunur diye. Hayır, katiyen öyle değil. Yani, hayır, katiyen öyle değil. Mehmet Akif'in Kur'an, yani şeyle mesela Mısır'dan gönderdiği şeylerde o çok yanlış bir şey. Türkiye'yi bölen, sıkıntıya sokan bilgilerden birisi o. Müsebbibini de biliyorum, yani o ilk hangi, kimden neşet etti o sıkıntı ve Türkiye'ye büyük zarar verdi yani. Mehmet Akif'in bu bir kere Kur'an tercümesi meali demek, 6. yüzyıl Arapçasına hakimiyet olması lazım. Dünyada çok az insana nasip olacak bir şey yani, bu öyle değil mi? Hem Arapçayı bileceksiniz, hem 6. yüzyıl Arapçasına vakıf olmuş olacaksınız yani. Şimdi Akif, ondan evvel Sebilür Reşat dergisinde denemeleri var. Yani Kur'an mealiyle görevlendirilmeden önce Türkiye Akif'i çok biliyor, çok seviyor, çok tanıyor. İslami cemaatler de, camialar da çok biliyor. Büyük Atatürk de çok yakından biliyor yani. Evet, takdir de ediyorlar. O yüzden Türkiye'de en yüksek kabul görecek olan insan Mehmet Akif olduğu için meal şeye verildi. En az tartışma yaratacak aynı zamanda. Elmalı Hamdi Efendi de, Elmalı Hamdi Efendi iki dönem İttihat Terakki'nin Antalya milletvekili. Ser müderris. Abdülhamit'in hal fetvasının hazırlayan insan yani aynı zamanda. O da çok büyük bir zat. Babanzade Ahmet aynı zamanda öyleler yani. Bunlar Türkiye'nin 1925'teki en büyük İslam ilimleri sahibi olarak bilinen insanlar. Onlara verildi yani. Ve bizzat Atatürk 1925 yılı o şeylerde de bir şey hazır ekonomiye gelmeden karısımı almışken gideyim. Bunun tartışması 1925 yılı bütçesidir. Tamam, çok tarihe girersek vakitimiz yetmez. Peki size o zaman dur, bağlayayım. Evet, lütfen. Yani Akif Arapçası yetmediği için, arada Elmalı Hamdi Efendi ile yazışmaları var. Arapçası yetmediği için bıraktı. Bir de mesela biz öbür meallerde ayet ayet tercüme ederiz. Şimdi Akif'in hazırladığı tercümenin üçte biri kabaca kitaplaştırıldı. Bende de var. Efendim, basıldı yani, her tarafta var. Akif, diyelim ki Fatiha suresi 7 sure, bunun 1 ve 2'sini 1-2 diye bir cümle, 3-4'ünü 5'ini tek bir ayet gibi, tek bir ayet gibi değil de 3-4-5. Ayetler diye tek bir cümle falan yaptı. Bu olmadı yani. O yüzden Akif bıraktı. Yoksa ibadet dili olarak kullanılır falan diye bir şey yok. Ama bu lafı çıkaranları ben biliyorum.
Şimdi söylersem apolitik olur yani. Başka daha bir özel programda söylerim. Buradan da şunu bağlıyorum, bu başörtüsü. Son yılları da çok hazin geçti, çok acı geçti. Yani o tartışmaları da elbette, elbette. Açmamak gerekiyor. Bu elbette. Hazin yıllar Abdülhamit döneminde geçti ya. Ama ölümü en de çok hazin dönemi, olmuştur. Yok ya, en hazin dönemi Abdülhamit döneminde geçti. Tamam. Şiirini basmadılar. Akif, ya. Akif. Akif çok, şiirini o, basmadılar. O dönemde çok acı yani, ama. Çok anca Abdülhamit. Ama ölmeden Abdülhamit önce döneminde, Türkiye dönüşü ve o son ayları da çok hazindir. Hayır, çok anti, yani en anti Abdülhamitlerden birisi. Tabii, tabii. Ya konuya dönelim eğer tarih sayfalarında ama, dolacak. Ama güzel anlattın değil mi yani? Çok güzel. Yani. Ben özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Benim kastım şuydu bunu söylerken. İbadet dışında Kur'an her yerde Türkçe okunur. Hayır ya okursan ibadet gibi okuma yani. Ne var ki yoksa Fatiha ibadet dışında dedim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Tamam. İşte peki, yani şimdi tekrar ona girmeyelim. Zaten kesiminde bu çok olumlu çağrışımlar yapmaz değil mi? Yani, peki. Hayır yapmaz yani. Evet, aynı bizim Erzincanlı'ya atfettiğim gibi yani. Biz ezanı Allahu Ekber diye duydun mu Türkçe diye okuyor. İşte bizim Türkçe ezanımız odur yani Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bizim için Türkçe Kur'an-ı Kerim odur yani. İçselleşmiştir anlamında söylüyorsun. Veya huvallahüllezi la ilahe illahu. Önce izleyicilerimize bir hatırlatma. Lütfen açık ve net etiketiyle İlhan Kesici'ye sorularınızı yazın. Yorumlarınız önümde açık. Hepsini takip ediyorum. Sizden gelen soruları da kendisine yönlendireceğim. Bu akşam sizlerden de böyle sohbet havasında sizin de katıldığınız bir yayın yapalım istiyorum. Şimdi size döneceğim. Bir küçük soru daha. Moderatör torpili geçiyorum. Kendime sonrası sıcağım söz. Şimdi, ya zor olmasın. Birazcık zor olabilir. Şöyle. Şimdi son iki haftaya baktığımız zaman önce bu Türkçe eza meselesinden, şimdi başörtüsü, türban tartışması yüzünden farkındaysanız iktidar yine CHP'ye epeyce bir yükleniyor. Buna karşılık CHP özellikle Kemal Bey'in döneminde bu konularda sizin de anlattığınız gibi daha hoşgörülü, daha anlayışlı bu meseleleri aşan bir perspektif izliyor. Elbette. Hatta geçmiş yıllarda biz hep sizin de merkezinde olduğunuz şu tartışmaları duyduk. CHP sağcılaşıyor mu? CHP niye böyle muhafazakar kesimden yahut dinde isimlerden isimleri vitrine koyuyor? CHP özünden uzaklaşıyor mu vesaire? Bir yanda bu tartışmalar, öte yanda da muhafazakar kesimden çok da oy alamadığını gördüğümüz bir CHP var. İşte bunun içinde belki Millet İttifakı'nın içerisinde yeni kurulan partiler, Saadet Partisi gibi daha bu tabana hitap eden partilerle de ittifak yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Peki siz CHP olarak sizce muhafazakar kesimden oy alabilir misiniz? Alamıyorsanız niye alamıyorsunuz? Valla o dünyanın yani atomun parçalanması kadar zor bir soru yani. Atom nasıl parçalandı? Yani şimdiki haliyle herhalde muhafazakar kesimden CHP'nin oy alması zor. Neden? Yani 1 milyon sebebi var yani 1-2-3-4 diye sayarsam 1.999.000 falan olur yani. Ama CHP iki kere sağın milliyetçi kesiminden iki kere çok büyük oy aldı. Bunu bence Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın da çok önemli bir bölümü benim şimdi anlatacağım tarzda yorumluyor değil. O birisi 1977 seçimleri, birisi 1999 seçimleri. 1977 seçimini Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız ana hattı yani büyük çoğunluğu itibariyle Ecevit Karaoğlan rüzgarı ile aldık %42. Diye yorumluyorlar. Bence katiyen öyle bir şey yok. Ecevit Karaoğlan rüzgarı asıl 1973 seçimleridir. Yani Karaoğlan dağa taşa Karaoğlanların yazıldığı seçim 1973 seçimleridir. 1973 seçimlerinde Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı %33. Bir evvelki seçim 1965-69 seçimlerinde İsmet Paşa'nın son seçimi olarak aldığı o %29 küsur, 30. Peki bu 30'dan 33'e çıktı yani Karaoğlan rüzgarı 30'dan 33'e. Ama orada yine o öyle bir rüzgarın esmediği kanaatindeyim ben. Orada bir evvelki seçimde TİP var, Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi'nin %3'lük oyu vardı. 1973 seçiminde TİP'in %3'lük kapatıldı zaten. TİP'in %3'lük oyu olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Yani Karaoğlan... Birlik Partisi de var arada. Evet tabii. Karaoğlan rüzgarı sadece TİP kapatıldığı için 33 oldu. Peki 41 nereden oldu? Yani 41, 77 yılındaki 41 o şu. 77 seçimlerinde Bülent Ecevit'in böyle kasketli, işte,
kasketli, işte ortanın solu filan tarzındaki kara olan posterleri, afişleri hiç yok. Miğferli Kıbrıs Fatih'i şeyleri var, posterleri var. Yani bir yanda Türk bayrağı, bir yanda Kıbrıs, Bülent Ecevit'in başında bir askeri miğfer bununla girdi. Bu Kıbrıs Fatihliği çok mühim bir şeydir. Yani Erbakan Hoca'ya da elbette Allah rahmet eylesin, onun da hakkını inkar etmek olmaz. İkisi beraber. Şimdi burada kendi geleneksel siyasi pozisyonunu bu tür büyük milli menfaatli, büyük milli hadiselerde bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelebilen bir oy dilimi var. Net 7 puan bu. Adına seküler milliyetçi oy denilebilir. Yani seküler milliyetçi oy da diye tarif edecek garip olabilir, olmayabilir filan ama daha liberal milliyetçi diyelim biz mesela. Böyle bir liberal milliyetçi oy Bülent Ecevit değil mi ki Kıbrıs Fatih'i oldu? O yüzden o kendi bulundukları siyasi kamptan oylarını aldılar. 1977'de Ecevit'e Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiler. Bu bir kere daha test edilsin diye söylüyorum ben onu. 1999 seçimleri. 1999 seçimlerinde Bülent Ecevit'in bir evvelki oyu %14. 1999'da oldu %21. İşte o deminki söylediğim 73-77'deki 7 puanı al getir Cumhuriyet Ecevit solunun üstüne koy. 14'ten 21 eder. Bir tek bu var. Ama muhafazakar kesimde... Bilal Bey bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bugün CHP'nin aldığı oy Ecevit'in aldığı oyun üzerinde. Nasıl? Yok. Yani Ecevit ama o zaman şimdi Ecevit 21 ama bir de ayrıca 8,5'luk şey var Cumhuriyet Halk Partisi. Onu hesap ederek ama en 30, son 30. Yani ama en son Muharrem İnce'nin aldığı oy yani eriştiği Cumhurbaşkanlığı oyu yerel seçimlerde CHP adayının eriştiği oy da yine %30. Hayır 30 evet. Yani öyle bir şey var ama orada yani, Muharrem İnce Bey'in aldığı oy da yani biz büyüğe doğru yürürüz. Yani şeyde siyasi tercihlerde Tayyip Bey'in karşısındaki en kuvvetli aday kim ise o belli yani. İYİ Parti'nin oyu 10'du. Meral Hanım 3 puan eksik aldı. Çünkü oradan bir 3 puan bu tarafa doğru meyletti. Selahattin Demirtaş'ın oyu 10'du, 11'di. Onlar da milliyetçilik tespiti ben katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani Ecevit'in aldığı oy milliyetçi dalgalanmanın sonucu. Milliyetçi dalgalanmanın oyu. Doğru. Evet. Aynı fikirdeyim. Evet. Ama yani bu... O yüzden mesela şimdi CHP milliyetçi oylara hitaben bir aşırım bir şey yapsa bir şey daha doğru bir aşırım. Bir şey söyleyebilirim. Yani. Özür dilerim. Yani o CHP bu CHP. O CHP'yi kastedersek bile Kayseri merkezi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Efendime söyleyeyim. Konya'yı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bugün haritada dönüp baktığımızda AK Parti'nin oy deposu gibi görülen yerlerin tümü tabii. O yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Mesela Karadeniz'de tabii. Karadeniz'de Rize hariç bütünü tabii. Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii. Yani muhafazakar seçmen illah billah AK Parti için oy vermiş olsaydı hayır. Erbakan alabildiği oy en çok %21'di. Tabii. Dolayısıyla şöyle bir yanılgı yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi zaten muhafazakarlar oy alıyor. Hayır alır. Yeterince canım. Alamıyor. Hayır alır. Niye almasın canım? Alır da asıl bence yani asıl alabileceği oy daha ziyade milliyetçi sağ. Ama ben burada evet. Bir itirazda bulunmak istiyorum. Tabii. Yani siz 77'den itibaren örnek verdiniz 77 ve 99 seçimlerini. Yani 77'de milliyetçilerden ziyade yoksul kesime hitap eden, yoksul kesimin neredeyse önemli oranda oylarını kendine çeken ve kontrgerillaya karşı çok net bir çizgi çizen Ecevit vardı. Yani orada çok sert bir şekilde Adalet Partisi milliyetçi cephe siyaset yapıyordu ve ona karşı da dimdik ayakta duran bir Ecevit profili tamam. Vardı. Çok yani, tarihe girmemek konusunda sizi uyaracağım. Zamanı sekülerci kullanabilmekten hep bugün üzerinden konuşalım. Daha detaylandırılabilir. Tamam. Hep bugün üzerinden konuşalım ki zamanı iyi kullanalım. Ben kişisel bir şey sormak istiyorum İlhan Bey'e. Şimdi siz köken olarak CHP'li değilsiniz. Merkez tabii. Sağdan geliyorsunuz. 2007'de CHP'li. Ben bunu bütçe konuşmalarında da söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığım bütçe konuşmalarında tabii, da. Zaten yani herkes sizin siyasi çizginizi de biliyor, takip ediyor uzun yıllardır. 2007'de CHP'ye geçtiğinizde ben de o dönem Akşam Gazetesi'nde pazar günü röportajları yapıyordum. Sizinle bir güzel röportaj yapmıştık. Siz de onu çok iyi hatırlıyorsunuz. Çok iyi hatırlıyorum. O dönem siz demiştiniz ki çok da tartışılmıştı sonra. Solda Deniz Baykal, sağda ben olsam çok iyi olurdu, hayırlı olurdu gibi bir cümle kurmuştunuz.
Şimdi İyi Parti yeni kurulduğu zamanlarda... Çok da tehlikeli bir cümle kurmuşum yani. Çok tartışmış. Şimdi söylerim ya. Şimdi İyi Parti... Bizim milletvekili adayı da yapmayabilirlerdi yani. Ya bu adam ne diyor yani falan diye. Ama sizin ayrı bir öneminiz var. CHP'nin içinde olmanızın da ayrı bir önemi var benim gördüğüm kadarıyla. Ama yine de sizin o merkez sağ algınız bugün de hala o zamandan beri devam ediyor. 2007'den beri CHP'nin içindesiniz elbette. Siyasi çizginizde esasen merkez sağda hala. Elbette. Şimdi İyi Parti... Yani Atatürkçü Cumhuriyetçi vurgulu merkez sağ. Atatürkçü Cumhuriyetçi vurgulu merkez sağ. 2017'de katıldığınız bir televizyon programını hatırlıyorum. Orada işte bir siyasi hareketliliğin çok tartışıldığı günlerde İyi Parti'den size teklif var mı? Sizin de İyi Parti'ye katılacağınız konuşuluyor gibi bir soru gelmişti. Siz de demiştiniz ki ben bir siyasi hareketlilik içinde olsam İyi Parti'ye katılmam böyle bir şey söz konusu değil. Ben kendim parti kurarım. Aynen öyle. Şimdi de yakın zamanlarda kulağıma böyle şeyler geliyor. Var mı hala gönlünüzde bir yeni parti? Merkez sağda bir açık görüyor musunuz? Kendinizi o açığı doldurmaya aday görüyor musunuz? Eyvah eyvah. Tamam şimdi. Eyvah. Gazeteci sorar. Evet İlhan. Gazeteci sorar. Ben de cevaplamak durumunda mıyım? Peki. Bu top benim ayağıma gelir zaman zaman. Yani tabii şimdi Nagihan Hanım'ın söylediği şey, ben CHP'ye 22 Mayıs'ta geçtim. 30 Mayıs'ta hemen sizinle bir röportaj var. Hem de çok güzel bir, böyle gerilimli bir şey de oldu yani. Evet. Ha bir evvelki evdi güzel o. Evet, o zaman küçük Çamlıca'daki evdeyiz. Şöyle filan güzel. Ama hoş bir şeydi. O ben de aziz duygularla o röportajı hatırlarım. Zaten bizim web sitemizde var. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişim bir hafta olmuş. Röportaj vermekten kaçıyorum yani. Fakat Nagihan nasıl hallettiyse yani onunla öyle bir ilk röportaj muhtemelen. O zamanlar acar muhabirdik işte. Evet evet herhalde yani. Herhalde. Ondan sonra ya ben cümlenin arasında geçirmişim tabii onu ama Nagihan onu haklı olarak manşete taşımış. Orada diyor daha bir hafta olmuş yeni bir partiye geçiyorum ben. Hemen sanki başka bir şey olmuş gibi Deniz Bey merkez solun başında, zaten merkez solun başında. Ben de merkez sağın başında olsam ikimizin beraberliği çok daha anlamlı, çok daha güzel bir beraberlik olurmuş, olurdu veya falan öyle bir şey demişim. Meğer soradım, akıl ettim çok tehlikeli bir laf etmişim. Yani ya adam, bu adam ne diyor falan diye. Şimdi onun benzeri mesela Millet İttifakı'nda var. Yani böyle milliyetçi merkez sağın, milliyetçi liberal merkez sağ, İyi Parti gibi görelim. İşte merkez sol olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni görelim. Bu böyle gelmiş oldu. Yani benim mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişimden 2007, bu ittifakın olduğuna 2017 diyelim. 10 yıllık bir fazdan sonra işte benim çizgime... Oldu mu? Ya İyi Parti sizce bugün merkez sağı dolduruyor mu? İyi Parti şimdi oradan merkez sağı ve senin topundan kaçmayayım ya. Onu kaçarsam kusuruma bakma, evet, hatırlat. Ben yani hatırlatırım. Bu parti meselesi benim ayağıma gelir zaman aslında zaman. İki top getirdi Nagihan. Efendim? İttifaklar hakkında ne düşünüyorsunuz evet, dedi. Hem siz ne yapacaksınız dedi. İki top var yani. Ha, o zaman şimdi birincisini yapayım. İkincisine de ondan sonra gelelim hatırlatsın. Bu benim ayağıma gelir. Yani bu benimle ilgili enteresan bir şey yani. Bu dönem dönem her 7-8 senede bir Türkiye'de bir siyasi bir şey olur. Bu parti işi, yeni parti kuruyor musunuz, kurmuyor musunuz filan gibi işler şey gelirdi. Yani 1993 Doğru Yol Kongresi'nde de geldi. Ben o zaman Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıydım. Niyeyse sizden yıllardır parti kurma beklentisi var. Var evet. Demek ki şimdi birkaç tane şey var. Bir... Öyle bir kuracak mısınız, kurmayacak mısınız? Şimdi bunu çok uzatmayalım şimdi İlhan Bey, aklımızdan geldik gidiyoruz. Dünya fani. Kuracak mısınız, kurmayacak mısınız? Ya, dur hemşer Allah'ım yani. Şimdi şimdi daha 93'e kadar gitti İlhan Bey. Ben şu bugün itibariyle bu merkez sağ denilen, merkez sağ olarak tavsif edebileceğimiz, sınıflandırabileceğimiz siyasi arenayı boş görüyorum. Yani teker teker bakmak, tadat edip bu şudur, bu budur filan demek daha kolay ama hem de anlaşılmasını kolaylaştırır. Fakat merkez sağ biraz boşta gibi görünüyor. Boşluğu doldurmaya aday mısınız? Halen. Hala boşta mı? Ben halen boşta gibi olduğunu görüyorum. AK Parti diyor ki merkez sağ benim diyor. AK Parti'nin aldığı oy elbette eski merkez sağın
olduğu gibi oyudur yani, değil mi? Başka kimin oyunu almış oluyor yani? Merkez sahanın oyunu alıyor ama üst yönetimi, AK Parti'nin üst yönetimi, karar verici üst yönetimi bir merkez sağ profili çiziyor değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de merkez sağın oyları var elbette. İyi Parti'de de merkez sağın oyları var. Ama sanki Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti'de ideolojik damarı biraz daha kalın bir görüntü veriyor. Ve merkez sağın eski aktörleri, eski yeni neyse yani, buralarda çok değiller. Yani karar mekanizmalarında falan da çok değiller. Orada da öyle bir boşluk görünüyor yani. Babacan'ın kurduğu parti de biraz merkez sağ olmuş. Ha hiç öyle görmüyorum. Merkez parti olma iddiası. Siz öyle görmüyor musunuz? Yok. Babacan'ın partisini niye öyle görmüyorum dediniz? Ya da nerede görüyorsunuz? Evet, ha, şimdi ayıp olur. Yani şimdi bunlar yeni partiler. Sahneye çıktılar. Bize başarı dilemekten başka bir şey yakışmaz yani. Peki. Allah muvaffak etsin, Allah mahcup etmesin filan deriz ama hayır, öyle merkez sağ filan resmi hiç... Halen boş mu yani bu arazi? Halen boş. Peki o boşluğu doldurmaya talip misiniz, boş dediğiniz yeri? Bu yarını bir tek Allah bilir. Allahu alem deriz biz sana, Allah bilir. Yarının ne olacağı bilinmez. Peki. Evrubaki, ama şimdi millet ittifaklarla ilgili bir şey sormuştunuz. Şimdi sormuştum. Dur bir şey söyleyeyim de. Şimdi millet ittifakçısıyız yani. Asıl şeyimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve genel olarak da Millet İttifakı'nın... Bu bölümde burada, Millet İttifakı'nın başarılı olmasındayız. İşte bir durum var ortada. Nedir? Yani İlhan Bey bunu ki... Hayır, ne münasebet. Benim içinde bulunduğum bir parti var. O da Sosyal Demokrat Parti diyerek devam edebilirdi. Şimdi benim anladığım kadarıyla kendisi her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunsa da... Yarın aslında Allah bir merkez diyerek sağ alanın boş olduğunu ve burada iddia sahibi olduğunu düşünüyor. Yani... Bu Demirel'in tapulu arazisine kimse gecekondu kuramaz diyor. Yani dolayısıyla ben İlhan Bey'den şartlar olgunlaştığında o arazide bir yapılaşmaya gideceğini düşünüyorum. Öyle anladım yani. Ben yani o da biraz İlhan ileri olur. Yani, tehlikeli bir cümle kurdum dedi az önce. Geçmiş yani az önce. İlhan Bey hiçbir şeyi... İlhan Bey bunun irtica, hani tesadüfen söylemiş olamaz. Hayır, ileri bir yorum. Seninki de biraz ileri yorum olur. Mevcut yapılarla ilgili bir plan var. Yani bu stüdyodan çıktıktan sonra kimin ne yapacağı belli mi canım? Öyle bir şey mi? Hangimizin ne olacağı belli mi yani? Hiç. O yüzden böyle doğmadan doğacağı don biçilmez. İşte dere görünmeden... Paça sıvanmaz bir yığın şeyimiz var, atasözümüz var yani. Orada şey olsun yani dinleyicilerimiz bakımından, bu oradaki don külot anlamında değil. Doğmadan doğacağı don biçilmez. Eskiden don elbise demek. Yani Pir Sultan Abdal'ın vardır ya, türlü donlar giymiş güzel narindir filan diye, türlü elbiseler giymiş. O zaman bir şey sorabilir miyim? Tamam. Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair bir düşünce var mı aklınızda? Ya onlar şimdi bak, Sayın Genel Başkan Kemal Bey'e sordular değil mi? Siz aday mısınız diye. Ara ara Meral Hanım'a soruyorlar siz aday mısınız diye. Her ikisinin de müştereken verdiği şey, biz bir ittifakız. Millet İttifakı içerisinde değerlendiriyoruz, bakıyoruz bu işlere. Günü zamanı geldiği zaman Millet İttifakı olarak, Millet İttifakı'nın yöneticileri olarak buna bir karar vereceğiz, belirleyeceğiz. Bu mekanizmaya böyle bakıyoruz. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak aynen bu iki Sayın Genel Başkan'ın söylediğine katılıyorum. Ama oradan belki şöyle bir devam sorusu sorulabilir. Tabii ki genel başkanlara katılıyorum diyorsunuz ama Kemal Bey'in 2018 seçimlerinde yapmak isteyip yapamadığı ortak aday fikrine nasıl bakıyorsunuz? Yani CHP'nin içinden, CHP'yi temsil eden bir aday yerine işte Sayın Gül gibi, belki Sayın Akşener ya da yeniden Sayın Gül ya da başka ya da belki isim. İlhan Kesici yani, gibi. Ya da belki sizin ortak aday olarak çıkmanız. Çünkü sizin adınız geçiyordu o dönemde. Sonra Ebru Baki'den bir soru alayım çünkü. Tamam. Ama ittifakları da. Evet, burada soru bitti herhalde değil mi? Evet. Bu cevabı vermiş oldun mu? Şimdi bu cevabı şöyle. Yok, vermediniz. Bu cevabı şöyle. Şimdi Eşref Şefik Üstad vardı. Yine fıkrat anlatarak kaçacak. Ama yani gecenin bu saatinde bu yeni yıl güzel gider. Tabii. Şimdi Eşref Şefik meğer ta 1920'li yıllarda Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi mezunuymuş. Onu da ben sonra öğrendim. Benim aklımda kalan radyoda maç anlatıyordu. Bir de böyle Güzin Abla türü programlar yapıyor. Benim ilkokul 1-2'ye denk düşüyor yani söylediklerim. Bir gün evde de radyo var. Ben de işte top mop falan oynayacağım galiba. Birden
kadının birisi, o Güzin abla soruları gibi bir soru sordu. Sayın Eşref Şefik, üstad nasılsınız, nasılsınız? Limonun erkeğiyle dişisini nasıl ayırt ederiz? Birden ben böyle koşuyordum, durdum. Ya lan, limonun erkeğiyle dişisi, çünkü çarşıya pazara beni gönderiyorlar, evin küçük oğlu benim. İşte git bir ekmek al, bir kilo limon al, şunu al, bunu al. Annem derse ki, ola ki ya, ya limonun erkek limon al, dişi limon al, aman öğreneyim buradan filan. Şimdi Eşref Şefik Üstad aldı topu, anlattı, 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 top çeviriyor yani, futbol deyimiyle. Sonra da dedi ki, a benim canım, öyle bir şey var, öyle bir üslubu, a benim sultanım, a benim canım, ben nereden bileyim limonun erkeğiyle dişisinin nasıl ayırt edileceğini. Siz de şimdi Cumhurbaşkanı'na söyleyebiliyorsunuz. Ha, bu soruyu da böylece cevaplandırmış olduk dedi. Ben de şimdi bu soruyu da ben de böylece cevaplandırmış oldum. Peki yani. Şimdi bir araya gitmemiz lazım. Hayır, araya hayır. Gidelim. Aradan sonra size soralım. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu bu dönem yani yeni yani seçim... ekonomi hiç mi sormayacaksın? Soracağız. Onları da soracağız. Sembolik aday olacak diyor. Millet İttifakı'na ilişkin sorular var. İttifakı sormuştu Ebru Baki, nasıl bakıyorsunuz diye. Yani pek çok sıcak başlığı soracağız. Ebru Baki'de yani soracağız. Allah Allah. Tamam, soracağız. Kısa kesin bir aramız soracağız. Var. Sizden gelen soruları da toplayacağız. Siz de yazın lütfen arada açık ve net etiketiyle. Aradan sonra tekrar buradayız. Açık ve net'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum, açık ve net etiketiyle İlhan Kesici'ye lütfen sorularınızı yazın. Az sonra sizin sorularınızı da dile geçeceğim. Hayır, Ebru Baki'nin sorusu, çünkü hiç soru soramadı bu akşam. Ebru Baki'nin sorusuyla devam ediyoruz. Ekonomiye direkt gireyim ben o i̇şte zaman. Girmesin, ben bir Cumhurbaşkanlığı'na soru sorayım. Cumhurbaşkanlığı'nı soruyorum. O zaman ekonomiyi bir başka program daha yapalım. Tamam, yapalım. Hayır, beni ekonomi diye çağırdığınız diye soru sormak için o yüzden bir girmedim diğer konulara. Ama tabii piyasalara sabah saatlerinde biz de konuştuğumuzda siyasette neyi merak ediyorlar? İşte 2021 seçim 2023'te mi? İttifaklar noktasında acaba bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı olarak mı seçime gidilecek? İşte farklı değişimler, farklı mesela bir üçüncü ittifak söz konusu olabilir mi? Bu konulardaki görüşünüzü de merak ediyorum. Demin temkinli ve işte yarın ne olacağı belli olmaz açıklamanız biraz da buna paralel mi acaba? Olabilir. Şimdi yapabilir miyim bu soruyu? Ha, elbette. Sizce Cumhurbaşkanı sembolik mi olmalı? Yoksa Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı mevcut yasal çerçevede görevini sürdürmeli mi? Tabii bütün... Yani sistem değişmeden. Evet. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu diyor evet, ki bu seçimde seçeceğimiz Cumhurbaşkanı sembolik olacak ki parlamenter sisteme rahatça geçişi sağlayabilelim. Evet. Şimdi böyle senin programın adı gibi kısa, açık, kısa, net cevap vermiş olalım. İttifaklar böyle devam edeceğini ben bekliyorum. Yani Millet İttifakı'nda ana kolon iki sütun olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Ama etrafına öbür partilerden örülmeler, eklemlemeler olacağını bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi MHP ve AK Parti olarak yine devam edeceğini, belki onların da bir eklemleme yapabileceklerini falan beklemek lazım. Ama iki ana büyük eksen olarak yani CHP, İYİ Parti, bu tarafta Cumhur İttifakı'nda da AK Parti ve MHP. Seçimin 2023'te olacağını ben bekliyorum. Yani erken seçim beklemiyorsunuz. Erken seçimin olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü erken seçim olduğu zaman daha 2,5 sene var. Erken seçim oldu. Diyelim ki erken seçime muhalefet götüremiyor. Bugünkü meclis aritmetiği itibariyle yani. Götürse Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan götürebilir. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın eklemlenebileceği bazı oylarla parlamento götürebilirler. Her iki halde de hükümetin götürebilir olması lazım yani. O götürdüğü zaman ne elde etmiş olacak? Yani Sayın Cumhurbaşkanı erken seçime götürdü. En iyi ihtimalle ne olacak? Yeniden Cumhurbaşkanı olacak. Zaten şimdiden... Üstelik 2,5 senesinde çöpe atmış. 2,5 senesinde çöpe atmış olur. O zaman insanlar yani Tayyip Bey'in mesela seçilme katsayısını çok fazla aşağı çeker şey.
erken seçim kararını iktidarın aldırmış olması, bunlar kaçıyorlar. Artık demek ki gözleri bundan sonrasını kestirmedi falan gibi bir hal olur. Öyle bir hali hiçbir şekilde görmüyorum ben yani. Zaten müteaddit defalar, yani biz muhalefet olarak erken seçim çağrısında bulunuyoruz. Bu muhalefetin normal bir, Türkiye şartlarında normal söylemlerinden bir tanesi. Yani erken seçimi söyler filan yani. Ama ben kişisel olarak da Sayın Genel Başkanımızla her hafta grup toplantısından sonra bir 15-20 dakikalık kahve sohbetimiz var bizim. Denk düştüğü zaman bu kanaatlerimi de söylüyorum elbette. 2023'te olur. Piyasaların bunları bekliyor olması çok normal. İzliyor. Evet. İzliyor. Tabi bekliyor ve soruyor, merak ediyor olması çok normal. Çünkü siyasette oynanan her taş aslında siyasetçilere bir zarar ziyan olmuyor. Gidip olduğu gibi iş dünyasını vuruyor yani. Olduğu gibi iş dünyasına zarar veriyor. O yüzden çok dikkatli takip etmeleri hem doğrudur hem de lazımdır. Cumhurbaşkanlığı yeni düzende sembolik mi olur? Ben hem Sayın Meral Akşener hem Sayın Genel Başkanımız bu özellikle son 15-20 günde yaptıkları televizyon programlarında bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme çok kafa yorduklarını, şimdiye kadar onu düşünüyoruz dediler. Son 3-4 programdır bunun içini yavaş yavaş doldurur gibi oldular. Henüz ne olduğunu sızmadı yani küpten şey sızmadı. Sıvı sızmadı ama çalışmalar olduğunu, bu çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini, birazcık daha ilerledikten sonra iki partinin birbiriyle bu işi daha etraflı konuşacağını, daha sonra da kamuoyuna işte çeşitli münasebetlerle intikal edeceğini söylediler. Buradan çıkan şey, benim algılayabildiğim bölümü, bir kere şimdiki gibi çok kudretli bir cumhurbaşkanlığı olmayacak. Bu semboliklik ne tür bir sembolik olacağı meşkuk. Yani henüz ben bilmiyorum en azından yani. 2-3 türlü olabilir bu. Fransa usulü bir yarı başkanlık sistemine benzeyen bir şey olabilir. Bir evvelki bizim normal yani bu başkanlık sistemine geçmeden... Sizce nasıl olmalı? Hayır geleyim. Bir evvelki düzende olabilir. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'den. Cumhurbaşkanı sembolik oldu. O sembolik değil. Hayır, seçilmiş cumhurbaşkanı ve seçilmiş başbakanın olduğu modeli. Şimdi evet bu gerçekten çetrefil bir iş. Zor bir iş. Yani bu mesela Fransa'da böyle ama yani. Ama mevcut sistem değiştirilmeden sembolik cumhurbaşkanı nasıl olabilir? Hayır olmaz. Mevcut sistem değiştirilmeden sembolik ama cumhurbaşkanı olmaz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu olmaz. Öyle diyor. O zaman şöyle olacak. Hayır öyle söylemez. Öyle söylemiyor. Hayır öyle yani söylemiyor. Yeni sisteme taşıyacağız diyor. Hayır taşıyana kadar. O şu demek herhalde. Şu demek yani herhalde diyeyim de yani seçim olacak. Millet İttifakı bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girecek. Seçimi kazanacak. Seçimi hem cumhurbaşkanı olarak kazanacak hem de haliyle normal şartlarda yani parlamentonun çoğunluğunu da bu ittifak Millet İttifakı almış olacak. Sonra makul bir zaman içerisinde bunları deklare edecekler seçimden önce nasıl bir takvimle bu yeni düzene geçileceğini. O takvime bağlı olmak üzere işte o takvimi yürütecekler. Asistan. Burada cumhurbaşkanının sembolik neyi diyelim? Ağırlığı sembolikten yarı başkanlık sistemindeki cumhurbaşkanlığı arasında bir yani şunu mu kastediyor Sayın gelebilir. Kılıçdaroğlu? Şu anki sistemdeki bütün yetkilerini ki şu an çok buluyor muhalefet kullanmayacak ve Türkiye'yi geçişe götürecek tabii. Bir cumhurbaşkanı. Tabii, bunu, i̇şte bunun için mi sembolik? Ve bunu tabii bunu peki bir takvimlemiş bunu, olmaları lazım. Siz bunu seçmen sizce nasıl karşılar? Yani bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir siyasi figür. Karşısında muhalefetin henüz kim olacağını sizin de dediğiniz gibi bilmediğimiz tabii. Ama sembolik diye nitelendirdiği bir isim. Bu sembolik tabiri sizce muhalefetin adayını biraz zayıflatmıyor mu? Zayıflatır. Sembolik lafı zayıflatır. Kampanyada öyle yapılmaz herhalde yani. Kampanyada yine kudretli bir şekilde bu yani aynı işi bir cılız laflarla, cılız bir eda ile söylersiniz. Bir de aynı lafı çok kudretli bir eda ile söylersiniz yani. O şöyle söylenebilecek bir laf. Ey ahali duyduk duymadık demeyin. Bu sistem
çok kötü bir sistemdir, başarısız bir sistemdir. Başarısızlıkları A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 şunlardır. Bu bakımdan bu sistemden Türkiye'nin kurtulması lazım. Bizim adayımız işte ve müttefikleri onu belki başkan yardımcılarıyla birlikte takdim edecekler, belki kabineyle birlikte takdim edecekler filan, buna benzeyen usuller filan olabilir. Biz inanıyoruz ki işte bizim adayımız da belli, hepimiz de diyoruz ki şu takvim içerisinde bu sistemden şu sisteme geçeceğiz. Buna da zaten Cumhurbaşkanı adayımız da kefildir ve şeydir yani. İlhan Bey, aslında şu merak ediliyor. Yani ittifak için bu böyle İYİ söylenebilir. Parti, İYİ Parti ve CHP zaman zaman bir araya geliyor. İşte sistemi değiştirme yönünde en önemli vaatlerinin bu olduğunu söylüyorlar ve mesajlar veriyorlar. Hem Sayın Akşener hem Sayın Kılıçdaroğlu daha yakın zamanda, geçen hafta sonu hatta yine birliktelerdi. Şimdi peki partinin içinde nasıl oluyor? Yani partinin içinde sık sık nasıl bir sistem değişikliği olmalı paketini netleştirmek için toplanıyor musunuz? CHP bunu baştan aşağı ortaya çıkardı mı bir metin olarak? Bunu ne zaman kamuoyu... Hayır, çıkarmadı. Ne aşamada o çalışma? Hayır, herhalde çıkarmadı. Belli bir çalışma yapılıyor. Belli bir çalışma grubu var herhalde. Ben o çalışma grubunun içinde değilim. Hayır. Peki bilgilendiriliyor mu parti meclisi? Tahmin ediyorum o kıvama gelmedi. Yani, sizden fikir alınıyor mu? Yani mesela biraz önce... Hayır, alınır elbette, alınır. Yani o kıvama gelmediği kanaatindeyim. Yani. Sizce ne olmalı? Sizce ama ne mesela olmalı? Şey oldu. Gelecek Partisi değil mi? Ahmet Davutoğlu Bey. Onlar açıkladılar. O bir anayasa, evet. Hem de bir bütünlükçü bir anayasa tertibiyle Kemal Bey'e, Sayın Genel Başkanımıza ve Meral Hanım'a, Sayın Genel Başkan'a o şeyi sundular. Evet. Onun üstünde de çalışılıyor. Sizce ne olmalı? Yani parlamenter sisteme geçilmeli mi? Ben bir şey desem zarif kaçmaz. Yani bu parti şeyleri bakımından zarafeti olmaz. Ya. Ben hem fikir olmaz. Değil partiyle misiniz? Yani? Aynı frekansta bakmıyorsunuz bu meseleye. Hayır, partinin şimdi henüz hangi frekansta baktığını bilmiyoruz. Parlamenter sisteme. Ama, yani, ama bakarız. İlginç bir durum değil mi? Ben mesela lafını esirgeyen insanlardan değilim. Yani benim hiç hoşuma gitmeyecek bir formülasyon çıkarsa ben söylerim ya böyle. Peki Cumhurbaşkanı bu adayının vatan, devlet, millet işi. Sizce parlamenter sisteme dönülmeli mi? Bugünkü tabii bugünkü başkanlık sistemi şey değil. Ya, peki Ebru Baki bir şey soracak, bir dakika. Acaba Cumhurbaşkanı adayı, şimdi çok tartışıyoruz ya, Kemal Kılıçdaroğlu'na bütçe görüşmelerinde soruluyor. işte o isim mi, bu isim mi? Şimdi Cumhur İttifakı bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır 2023 seçimlerinde diyor. Evet. Açıklanmalı mı? Bekletilmeli mi? Ya da ne zaman açıklanmalı? Bu işlerin de matematik... Bir de güçlü bir adayla seçim kazanıp sonra bir de parlamenter sisteme geçireceksiniz. Tabii, bir doğru. De bunu kabul ettireceksiniz. Bu işlerin bence matematik doğrusu formülü yok. Yani bu zamanlama denen şey mesela, yani herkes zamanlamanın çok önemli olduğunu söyler her konuda. Fakat bunun matematik formülü yok. Yani o zamanlamanın en doğru zamanı şu zaman mıdır, bu zaman mıdır, onun matematik formülü yok. Ama genel başkanlar, her iki genel başkan da yeteri kadar siyasi tecrübeye sahip. Yani bizim tarafta hem Kemal Bey hem Meral Hanım yeteri kadar siyasi tecrübeye sahipler kendileri. Etraflarında da belli bir siyasi yorumda bulunabilecek olan arkadaşları var. İlhan Bey, ancak ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi CHP'nin en büyük vaadi, İYİ Parti'nin de öyle. Yani Millet İttifakı'nın en büyük vaadi, bu sistem yürümüyor, biz sistemi değiştireceğiz. Şimdi ancak sizinle de konuşunca, başka önemli diğer partilerden isimlerle de konuşunca şunu fark ediyoruz ki bu vaadin altı net bir şekilde doldurulmuş değil. Yani siz parti olarak bir öz eleştiri yapar mısınız? Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem, CHP tam olarak bununla neyi kastediyor? Mesela biraz önce de sordunuz. Ben şunu anlıyorum. AK Parti'nin içinde daha eski ak saçlı denen AK Partililerin konuştuğu mesela bir model var. Güçlendirilmiş başbakanlık sistemi, tam anlamıyla sembolik bir cumhurbaşkanı ve yetkileri güçlendirilmiş bir başbakanın olduğu, çift başlılığın olmadığı bir sistem. Yani siz hani sorunca aslında CHP'de bu konuda hala bir netlik yok. Hala ben bir kısmını, yani düşünce egzersizlerinin bir bölümünü söyleyebilirim ama şimdi o doğru olmaz. Çünkü en son Kemal Bey, Sayın Genel Başkan, televizyon programında çalışmalarımız belli bir aşamaya doğru geliyor. Önce biz kendi çalışmalarımızı bitireceğiz. Sonra Millet İttifakı'nın diğer
bileşen, önemli bileşen lafı var değil mi? Diğer bileşeni İYİ Parti ile de bunu tezekkür edeceğiz. Çünkü İYİ Parti de benim bildiğim kadarıyla, yani İYİ Parti'nin bütün milletvekillerinin %98'i de benim eski arkadaşım, yani bir münasebette tanıdığımız insanlar, bir çalışma ekseni de orada yürüyor. Bu iki eksen kendi içinde derlenip toplandıktan sonra bir araya gelecek yani. Bu ortada henüz bir fikir oluşmadı anlamına gelmiyor. Fakat henüz olgun, yani kamuoyuyla paylaşılacak bir kıvamda olmadığı anlamına geliyor. Şimdi siz parlamenter sisteme geçilmeli, Cumhurbaşkanlığı sistemi devam etmemeli görüşünü aktardınız. Evet, evet. Yani bunu da bağışlayın, siz bitirin hesabını. Yok yok, buyurun lütfen. Hayır, bunda mesela ben bu referandum kampanyasında en çok konuşan insanlardan birisi oldum televizyonlarda. Yani bu sistemin kabul edilmemesi istikametinde. Orada kullandığım böyle bir atasözü halinde bir laf var benim. Ya yani bu kadar güç evliyayı azdırır. Sonra bunu Sayın Genel Başkanımız da çeşitli münasebetlerle kullandı. Gerçekten bu dehşetengiz bir güç yani. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın elindeki yetkiler, güçler şunlar. Mustafa Kemal, benzetmek gibi olmasın, Mustafa Kemal Atatürk vardı, Cumhurbaşkanı. Artı altında İsmet Paşa vardı, daha sonra Celal Bayar, Başbakanlık yetkileri, o da vardı. Mareşal Fevzi Çakmak vardı, Genelkurmay Başkanı, onun yetkileri de vardı. Onlarda hiç olmayan, efendim, yargının hemen hemen bütün şeyinin, yargı mensuplarının, yüksek yargı mensuplarının belirlenmesi yetkisi vardı filan, o da var. Yani bir cumhurbaşkanı artı başbakan artı genelkurmay başkanı artı yüksek yargının başkanı, bunların tamamı bir kişide toplandı. Bu yürümez. Yürümüyor aslında yani. Velev ki siz cumhurbaşkanı adayısınız. Diyelim ki 2023 seçimlerine aldınız. Bu gücü reddedecek. Elbette, elbette. Peki ekonomi için bir cumhurbaşkanı... Bunun böyle olmaması lazım geldiği kampanya yapılarak gelindiği için zaten tabii. Bunu böyle yapmak zorunda böyle kalacaksınız. Lazım, evet. Peki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte hep hız denildi. Mesela bazı kararların çok hızlı alınması, daha tabii. Dinamik olması, çok fazla mecliste bir sürü yasa geri çevriliyordu. Tabii. Ekonomi için de en iyi sistem dendi. Katılmıyorsunuz o zaman. Hayır, hiç katılmıyorum. Sürat felakettir diye bir lafımız var ya bizim otomobilde. Hız bazen felakettir. Yani devlet işlerinin böyle normal, böyle hızlı falan yürümesi demek doğru bir iş değildir yani. Parlamentolarda bu ıcığına cıcığına kadar tartışılması falan lazım. Parlamentoda tartışılırken kamuoyuna da intikal ediyor konular. Kamuoyu da tartışmaya başlıyor yani hadiseyi. geç kalsın, geç olsun, güç olmasın diye bir yine başka atasözümüz var. Geç olsun, güç olmasın. Bu hızdan hiç kimsenin bir faydası yok. Türkiye'nin eski temposunda, eski hızında o kararların belli bir süre almış olması dolayısıyla, o gecikmeler dolayısıyla diyelim ki, böyle yanlış yaptığı hiçbir şey yoktur. 18 yılda hiç iyi bir şey, ya hiçbir şeye imrenmedim. Başörtüsü meselesine çözmeleri dışında hiçbir şeyi kıskanmadım dediniz. 18 yılda hiçbir şey mi hiçbir şey mi iyi olmadı? Yok, hayır. Beni böyle bu yüksek duyguya getiren bir şey olmadı. Evet, evet. O çok. Peki. Türkiye'yi, yani diyelim ki üçüncü köprüyü kıskanabilirsiniz, kıskanmayabilirsiniz. O bir şey değil yani. Bugün yaparsınız, ertesi gün yapmayabilirsiniz. Burada yaparsınız, öbüründe yapmayabilirsiniz. Türkiye ile ilgili bir büyük hadise değil o. Ama başörtüsü Türkiye'yi bıçak gibi yardı yani. Böyle kamplaştırma lafı falan var ya. Hı. Asıl mesela buradan yürüdü o başörtüsü için. Şimdi burada bir kitap göstereyim ben. Bazen seviyorum, bazen şey değil. Bu yani arkadaş herhalde bakıyordur. Görünüyor mu bilmiyorum. Görünebiliyorsa. Ya, evet. As Enden. Biz ve onlar. Hı hı. Bu Amerika, bu Ian Bremmer de Türkiye'yi falan da çok yakından tanıyan bir şeydir, bir yazardır. Türkiye ile ilgili başka kitaplar da var. Ama bu kitap tabii Türkiye ile ilgili yazılmış değil. Ne? Trump dolayısıyla yazılmış bir kitap. Hı hı. Ama içeride bizim Recep Tayyip Erdoğan Bey de var. İki büyük chapter var, iki büyük şeyde. Biz ve onlar. Trump da biz ve onlarcıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz ve onlarcı. Ben bunu yanlış görüyorum.
Kutuplaşmayı yanlış mı? Evet tabii. Kutuplar. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda... Veya başka her kim yaparsa biz ve onlar diye. Yani işte başörtüsünde ben şu tarafta falan. Her kim biz ve onlar diye bakarsa o yanlış yapar. Peki. Ama İlhan Bey bu noktada... Lafını mı kestin? Siz söyleyin sonra sorarım. Biz ve onları yanlış buluyorum diyorsunuz. Ben de Türkiye'deki en büyük problemin mevcut kutuplaşma olduğunu düşünenlerdenim. Evet, tamam. Şimdi AK Parti'nin iktidarlarına baktığımızda çok uzun bir süre 2002'den itibaren hatta siz yani bütün Demokrat Parti iktidarını alın, Adalet Parti iktidarını alın, Turgut Özal'ın iktidarını toplayın, AK Parti'nin iktidarı doğru. kadar yapıyor diyorsunuz. Doğru, doğru. Ama bu uzun iktidar süreci boyunca şunu hatırlıyorum. Diyorsunuz ki aslında AK Parti'nin en doğru zamanı 2002-2007 arasıydı. Orası doğru kompozisyondu. Medyanın önemli bölümü AK Parti'ye doğru. karşıydı. Bürokrasi karşıydı. Doğru. Devlet mekanizması kendi kontrollerinde değildi. Şimdi ama o dönemi de hatırladığımızda tam da bizle karşı onlar mantığı yok muydu? AK Parti onlardı ve devlet mekanizması tam anlamıyla bir düşmanlaştırma mantığıyla yaklaşıyordu. Siz o dönemle ilgili güzel bir kompozisyonu diyorsunuz. Yani ne evet, dersiniz? Yani kolay bir dönem değildi. Bir hatırlatma yapabilir miyim? Ha. Yanlış hatırlıyor olabilirsin. 2002-2007 medyanın AK Parti'ye cephe aldığı bir dönem değildi. Hatta uyumlu bir dönemiydi. Değildi. Yani Cumhurbaşkanı'nın uçağında o dönem hangi gazeteciler vardı? Hangi medya grupları iktidarla daha uyumluydu hepimiz biliyoruz. Yani hatta bu nedenle AK Parti bir medya grubuna el koyma gereği bile hissetmedi. Çünkü zaten bir önemli bir kısmı destek veriyordu. Ama medyanın ama 2007'den bugünkü sonra, gibi değildi. Daha doğru. 2007-2009'da kapışma oldu. Evet. Ama 2007'ye kadar zaten medya sahipleri iktidardan memnundu. Çok memnundular. Ekonomi, çok iyi para kazanıyorlardı. Reformları. Ama hayır, cephe alışı yoktu. Ben karşı çıkanlar vardı. Çünkü 27 Nisan e-muhtırasını hatırlayın. Peki karşı işte. Programından sonra sorduğumuz bir... O, da, o döneme. Bu arada bu 2007. İlhan Bey'in tespiti. Yani o dönemde... Doğru doğru. Bir açarım şimdi biraz. Evet. Şimdi bu şöyle bir şey. Yani bazen bu mutlak tek parti dönemleri övülürken yani illa da tek parti olmalıdır filan. Ben o kanaatte olanlardan değilim. Yani böyle bir mutlak tek partici filan bir adam değilim. Onu da doğru görmüyorum. Devlet planlama teşkilatından da bir örnek vermek isterim yani orada. Şimdi o şu 2003 ile 2007 arasında devlet yönetimi demek ne demek? Hükümet sayısal çoğunluk, oy çoğunluğu ve parlamenter çoğunluk AK Parti'de. Hükümet AK Partili. Ama bir de reisi cumhur var, cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer o dönem için mesela benim ölçülerimde tarafsız, bağımsız olmaktan ziyade AK Parti karşıtı bir pozisyonu olan bir cumhurbaşkanı. Medya ortada. Yani medya bir AK Parti şeyi değil. AK Parti kontrolünde, mutlak kontrolünde olan bir medya değil. Mutlak karşıtı bir medyada filan değil. Yani mass media daha iyi yani. AK Parti'ye doğru meyledenler de var. Çeşitlilik var. Filan muhalif. Şimdi Taha Bey Milliyet Gazetesi'nde AK Parti'yi savunuyordu. Tabii savunuyordu. Yani. Şimdi dur. Şimdi ben, çünkü ama o dönem oradaydım yani. Dur geleyim canım. Elbette Taha Bey'e de selam olsun. Doğru. Şimdi medya ortada sayalım. Bürokrasi. AK Parti'nin mutlak egemen olduğu bir bürokrasi değildi. Bu bürokrasi daha önceki dönemlerden gelmiş olan bürokrasiydi. AK Parti başlangıçta yüksek bürokrasiyi kastediyorum. Yani müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel müdür yardımcıları. Ola ki daire başkanları seviyesine. Birkaç denemede bulundular. Ahmet Necdet Sezer'in rolü orada ortaya çıktı. Bu yüksek bürokrasi üçlü kararname tabir edilen bir kararnameyle alınır verilir. Yani bakan teklif edecek, başbakan onaylayacak, cumhurbaşkanı da he diyecek. Ancak bir müsteşarı değiştirebiliyorsunuz. Birkaç deneme yaptılar. Ahmet Necdet Sezer mutlak bir fren şeyi oynadı orada, rolü oynadı. Parlamenterlerinin hatırı sayılır bir bölümü eski ANAP'lı, eski Doğru Yolcu, eski Milliyetçi Hareket Partili, hatta Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler ve Bakanlar Kurulu'nda da bunların temsilcileri, bakanlar filan da vardı. Bu böyle bir yönetim. Şimdi bunun başarılılığı sadece buradan gelmez. Başka faktörler filan da var yani oradan devam eden. Ama bu AK Parti'nin övündüğü, en çok övündüğü şey. Ben en başarılı olarak görmüyorum da en çok övündüğü, en başarılı olduğumuz dönemdir. İşte bak bu gittikçe bu ANAP'lılar, eski ANAP'lılar doğruyorlar parlamenterlikten ve bakanlıktan düştüler.
Cumhurbaşkanı tam 2007'den itibaren olmasa bile 2011'den itibaren Cumhurbaşkanı mutlak AK Partili, Başbakan mutlak AK Partili, Bakanlar Kurulu mutlak AK Partili, bürokrasinin hemen hemen tamamı mutlak AK Partili falan bir hale geldi. Ama bu trend böyle gittikçe AK Parti'nin performansı düştü. Peki, şimdi... Çünkü bu tek seslilik başarı getiren bir şey değil. Peki, şimdi tabii İlhan Bey gibi Türk siyasi tarihine şahitlik etmiş bir konuğumuz olunca biz de ister istemez biraz geçmiş tarihten sorular soruyoruz ama bizi Z kuşağı da izliyor. Biraz bugüne, geleceğe bakalım istiyorum. Ben zamanımızda da. Ben size bağlı tabii, yani. Sizin için söylemiyorum bütün arkadaşlarımız ve kendim için. Z kuşağı hala oturuyor mu ya? Anlayamadım. Dedim ki gecenin bu saatinde değil mi? Onların sorularını da soralım biraz. Son olarak bu Cumhurbaşkanlığı konusunu kapatmak için son bir soru sorayım. Siz şimdi adayın kim olduğu konusunda pek anladığımız kadarıyla isim vermeyi doğru bulmuyorsunuz. Hayır, bilmiyoruz ama... canım. Vereyim yani. Yok yok, sadece şey değil, zamanlamasını da sormuş Tebri. Bak ben şöyle sorayım. Nasıl bir aday çıkarsa muhalefeti seçimde kazandırır? Bir aday prototipi çizecek olsanız nasıl tarif eder? Bu güzel soru. Yani bu muhalefetin çıkaracağı adayın kazanabilmesi bir tane şarta bağlı. Nedir? Karşıda Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'ndan bu tarafa oy transferi olması lazım. Cumhur İttifakı'nı ikiye bölelim. Birisi AK Parti, birisi MHP. İşte 35 civarında şimdi bence AK Parti'nin oyu var. 30-35. İşte 10 civarında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu var. 45. Bugünkü yalın haliyle yani. Buradan bu tarafa oy transfer etmeniz lazım. AK Parti'yi ikiye bölelim. Bir milli görüş damarı olan bir AK Parti grubu var. 15 lira 20. Bir de eski haliyle eski Anaplı, eski Doğru Yolcu gibi denilebilecek olan bir oy grubu var. Merkez Sağ oy grubu var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ideolojik milliyetçi bir oy grubu koyalım. Bu şu demek, bu buradan bir ikinci hamleye geleyim. Milli görüş damarından gelen, yani o %20'lik filan bir oy damarından bu tarafa oy transfer edilmesini ben çok olası görmüyorum, çok mümkün görmüyorum. Tabii. Çünkü onların özellikle Cumhuriyet Halkı... Yani yeni partilerden de transfer olamaz mı diyorsunuz? Deva ve Gelecek de o taraftan oy getiremez. Ben görmüyorum, hayır, hiç görmüyorum. Hiç ama ya, ama yanlış etmiş olurum, ayıp olur. Yani onlar genç arkadaşlar, demin yeni partiler daha doğrusu. Evet, orada daha böyle tam. Peki Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül bir çıkış yaratamazlar mı? Onların hareketine nasıl bakıyorsunuz? Dur, onlara da başarı diliyorum. Şimdi başarı dilemek başka bir şey. Yok. Merkez sağdan geliyor. O zaman şimdi geriye kalıyor AK Parti'nin merkez sağ oy grubundan bu tarafa doğru oy devşirmek. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi bacağından bu tarafa doğru oy devşirmek. Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday AK Parti'nin muhafazakar kesimine ters gelmeyecek. ANAP ve Doğru Yol merkez sağ oylarına cazip gelebilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi oylarına da cazip gelebilecek. HDP'nin temsil ettiği oy grubunun da itiraz etmeyeceği tarzda bir aday ortaya çıkarılırsa, işin diğer icapları da yapılırsa, kampanyası işte vesaire öbür gerekler de yapılırsa bu seçim kazanır. O zaman klasik CHP'li olmamalı diyorsunuz. Bir seyirci sorusu. Hayır, CHP'li olup bunları da alabilir canım Allah'ım. Yani milliyetçi ve merkez sağ oyları alabilmesi için çok klasik CHP bununla birleşecek bir soru. Aynısına birleşecek bir soru. İşte ben tarif ettim. Epey bir tarif ettim. Analiz ettim daha doğrusu. Ben de anlıyorum. Bir seyircimiz soruyor, diyor ki Sayın Kesici gelecekte başkan adayı olarak Mansur Yavaş hakkında ne düşünür? Hayır, bu kişiler hakkında konuşmuyorum gördüğünüz gibi. Peki. Ama ben sorumu tekrar edeyim. Yani Muharrem İnce'nin ve Mustafa Sarıgül'ün partileşmesi CHP'den oy koparır mı? Muharrem İnce henüz partileşmedi. Benim bildiğim kadarıyla. Arzusu var. Yani, arzusu var, niyeti var. Diyelim. Hayır, işte görelim canım. Yani görelim. Ya peki, yani ileride kurma ihtimali partiden, yani partiden bir kopuş yaratır mı? Ya da güçlü bir arada olurlar mı? Hiç bilmiyorum. Yani daha doğrusu hiç bilmiyorum derken, yani ortaya çıkmadan bilmek imkansız. Peki, bildiğiniz yerden yani ekonomiden biraz soralım o zaman. Yani.
Ekonomi bölümündeki soruları alalım. Bağışlayın, bu şey denir ya, yani adam gitmiş berbere sormuş, filan köye kaç dakikada giderim hemşerim. Adam yürü hemşerim filan demiş. Ya, terslenmiş adam yani. Ya adam gibi selamun aleyküm, aleyküm selam, sana düzgün bir soru sorduk hemşerim. 30 dakikada, 40 dakikada, neye böyle tersliyorsun adamı? Sonra bu kızmış berbere, yürümeye başladı, gidiyor. Berber arkadan bağırdı, 35 dakikada gidersin. Adam geri geldi, berbere tekrar kızdı. Ya sen de amma ters adammışsın. Demin adam gibi sorduk, cevap vermedin. Şimdi sordu, ben sormadan şimdi söyle. Adam, berberin cevabı. Nasıl yürüme temponu bilmiyordum bana sorduğun zaman. Şimdi yürüdün, yürüme temponu gördüm, ona göre söyledim. Şimdi partiler de kurulsun, kuruluş tempolarını görelim, ona göre söyleyelim yani. Ekonomiyle en azından şey oraya geçmeden, hı hı, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ve Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkındaki yorumunuz nedir? Evet. Yani tutuklulukları hakkında bir yorum mu? AİHM'in verdiği bir yorum. İkisini beraber ele aldım tabii ki. Yani AİHM kararı da yok, ikisi farklı tabii. AİHM'den yürüyelim biz. Nasıl isterseniz, nasıl uygunsunuz? Öbürü mahkeme yerine geçmiş olurum. Yani tamam. Tutuklanmalı, tutuklanmamalı. Yani AİHM kararının gereği yapılmalı mı, yapılmamalı mı? AİHM. Şimdi AİHM, yani o karar hangisi? Gelince Demirtaş bırakılmalı. En son mı? Bazen böyle olur ya, son cümleyi baştan söylemek, bazen sona saklamak yani kuvvetli. Ben şimdi hangisini yapayım, sona saklayayım daha doğrusu. AİHM şu, yani bu profesörler de güya bu, yani anayasa profesörleri de işin içinden çıkamıyor gibi görünüyor televizyonlarda. Dün siz de bir saat tartıştınız filan yani. Başka bir televizyonda da bir saat tartışılıyordu, bir saat iki saat filan. O kadar tefer detaylı tartışmayı icap ettiren bir durum yok. AİHM, Avrupa Konseyi diye bir konsey var. Asıl Avrupalılığı, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalılık demek neyse onu temsil eden kurumun adı Avrupa Konseyi. Ben de orada geçen dönem 4 sene milletvekilliği yaptım. Daha doğrusu bizimle beraber bizim Avrupa Konseyi'nde 18 milletvekilimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjanı 4'tür, AK Parti'nin 10'dur, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2'dir, HDP'nin 2'dir, İYİ Parti'nin 1'dir. Mesela bizim Mevlüt Çavuşoğlu da kariyerini Avrupa Konseyi'nde yaptı. Abdullah Gül Bey de Cumhurbaşkanı olmadan evvel Avrupa Konseyi'nde görev yapıyordu. Bizim zamanımızda da Deniz Baykal Bey, Gülsün Bilgehan, Haluk Koç ve ben 4 kişi temsil ediyorduk. Avrupa Konseyi'nin bir önemli kurumu budur. İşte 300 bilmem kaç tane milletvekili var. Bütün şeylerden, bütün üye ülkelerden gelen. Öbür önemli kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Yani Avrupa Konseyi demek Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi bizimkinin adı. Milletvekillerinin parlamenter meclisi, öbürü de hukukçuların olduğu yerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir mahkeme değil. Yani bizim bildiğimiz ceza mahkemesi gibi bilmem asliye hukuk tam ona benzeyen mahkeme değil. İnsan Hakları Mahkemesi. Sadece baktığı davalar ve verdiği kararlar insan haklarına uygun mudur değil midir tarzında bakıp karar veriyor. Bizim de her ülkeden oralarda şey var, hakimler var. Türkiye'nin de bir tane hakimle temsili var. Bazen sıkıntımız oldu, bazen olmadı. Ama şimdi bir tane hakimimiz var orada. İnsan hakları bakımından iki türlü karar veriyor. Eskiden kurumsal olarak gidiyordu. Daha sonra bireysel başvuru hakları da doğdu. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın şimdi karara esas olan müracaatları bireysel başvuru dolayısıyla. Burada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği laf, yani bu teröristtir, değildir, cezası verilmelidir, 10 sene olmalıdır, 20 sene olmalıdır, beraat etmelidir, öyle bir şey yok. Diyor ki, ben inceledim, ya 150 sayfalık bir şey yani bu filan. Bizim işin içinden çıkmamız da lazım da değil, doğru da değil. Ben inceledim, baktım, tamam. Sen sonra benim bazı sorular, çünkü iki aşamalı oldu. Bir karar verdiler, bizim hükümetimiz buna itiraz etti. 2018. İtiraz gerekçelerini söyledi. Daha sonra o büyük mahkeme, diğer genel kurul gibi
17 kişilik, 17 hakimlik büyük mahkeme dedi ki ben senin söylediğin gerekçeleri çok tutarlı bulmadım. Doğru bulmadım. Birinci şeyinde söylediği neydi bize hitaben? Kardeşim bu insan suçlu da olabilir. Tamam. Fakat davasını hızlandırın. Yani 4 sene olmuş. Demirtaş kararı için söylüyor. Evet. Demirtaş kararı için söylüyor. Evet, evet. Tamam. Öbürü de benzer aslında ama Demirtaş kararından yürümüş olalım. Ama bu yani bu tutuklu olarak mahkemesinin devam etmesi bir insan hakları ihlali değil gibi göründü. Ben bunu böyle gördüm. Senin bana hayır itiraz ettiğin gerekçelerini de doğru gerekçeler olarak görmedim. Bu bakımdan. Yani cezası vardır, yoktur, teröristtir, değildir. Terörist sayılır sayılmaz öyle bir şey yok. Her ne hal ise yani ceza mahkemesinde her ne halde karşılasın ama ya 4 senedir adama hala bir ceza vermemişsin. Bunu tutuksuz yargıla. Osman Kavala'nın kararı da benzer bir şeydir. Şimdi bizim hükümetin bazen ara ara yazarlarının, çizerlerinin, savunucularının ara ara söylediği şey şu. Ya kaçarlar belki diye ben tutuklu. Ya kaçarlar olur mu? Yani bir devlet olacak, hükümet olacak. Böyle olacak, havada uçan kuş, yerde sürünen yılan kaçamaz yani, anladın mı? Yani bu kaçırmamak senin için yani. Evet. Bu yine ben sevdiğim bir laf var. Hükümdar Sadi Şirazi. Bunlar çeşit çeşit Machiavelli var ya bizde mesela İtalyan prensine, İtalyan kralına akıllar veriyor. Yani o Machiavellizm Türkiye'de yanlış algılanan bir şey. Hükümdarlara verilen akıllar. Onun bir benzeri bizde Kutlu Bilgiler, Yusuf'a Sacip. Onun bir benzeri Sadi-i Şirazi filan. Bunlar hükümdarlara layihalar veriyorlar. Aman hükümdarım adaletle hükmet, şöyle hükmet, böyle hükmet filan gibi akıllar da veriyorlar yani. Şimdi baş danışmanlar filan yok mu? O baş danışmanlardan daha kaliteli adamlar olmak üzere yapıyor. O diyor ki hükümdar göz yummazsa eşkıya kervan basamaz. Yani biz kaçmasına meydan verip kaçmasına göz yummayacak gibi olursak hiç kimse kaçamaz. Yani Demirtaş ve Osman Kavala tutuksuz yargılanabilir diyorsunuz özetle. Doğru mu anladım? Ahim karar. Şimdi isimlerden bağımsız olmak üzere söyleyeyim daha doğru. Yani o zaman. Yani bu karar gereği yapılmalı mı yapılmamalı mı? Efendim? Kararın gereği yapılmalı mı yapılmamalı mı? Şimdi oraya gelin. Kararın gereği yapılacak. Çünkü biz en başında değil ama belli bir tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bizim hukuk sistemimize ithal ettik, dahil ettik. Evet. Yani bu anayasanın 90. maddesi bu. O 90. maddesine son bir fıkra eklendi daha doğrusu. Bu münasebetle eklendi. Bu AK Parti döneminde eklendi. AK Parti döneminde eklendi elbette. Şimdi normal orijinal hali 1, 2, 3, 4, 4'tü. Bir 5. fıkrası var. Bir kısa bir şeyini okuyayım izin verirseniz. Diyor ki usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar, işte bu AHİM'le yapılmış olan, Avrupa Konseyi ile yapılmış olan anlaşma usulüne göre yapılmış bir anlaşmadır. Kanun hükmündedir. Kanun. Yani AHİM bir karar alırsa bizim için bir kanun. Onu aşan bir laf daha var şimdi burada. Kanundan ileri bir laf. O da diyor ki bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz. Yani biz halbuki bir kanun çıkarırız, anayasa mahkemesine de başvururuz. Yani bu kanundur ama bu anayasaya aykırıdır hemşerim, yeniden bak derim. Bu bizim mer'i kanunlarımızın da bir üstünde bir şey, bir hüküm. Anayasanın da üstünde esasen. Hayır, anayasanın üstünde demek doğru değil, anayasa hükmü sayılır. Anayasa maddelerimizde... Hayır, anayasanın maddesi değiştirilebilir. Bu değiştirilemez anlamında söylüyorum. Hayır, elbette bu. Evet, evet. O bakımdan anayasanın da üstünde yani, diyorum. Evet. Yok, eşit diyelim. Yani üstünde demeyelim. Ama siyasi diye eleştiri var. Hayır. Zaten siyasi dedikten sonra başka bir şeye gerek yok. Yani siyasidir de işin içinden çıkarsınız. Buna siyasidir denilemez. Yani... Bu siyasidir diye itiraz merciğinde itiraz edecektik. İspanya'da yani. İspanya'da farklı karar, Türkiye'de farklı karardı. Burada Avrupa, yani buradan bir Avrupa şeyine de geçelim. Avrupa bize düşmandır, Avrupa bize çifte standart uygular, Avrupa bizi sevmez, zaten bu alçaklar hep böyle yaparlar.
filan konuda da yaptılar, peşmekan konuda. Bunların bir bölümü doğru da olabilir. Yani Avrupa dediğin haşa kutlu bir varlık değil. Avrupa'nın kurumları da kutsal, kutlu bir varlık değil. Sözleri değiştirilemez, bilmem ne yapılamaz filan değil. Yani dünyada da bu işler çifte standarttan yürür. Amerika filan konuda çifte standartlıdır bizim lehimize. Filan konuda çifte standartlıdır bizim aleyhimize. Peki sizce Türkiye-Avrupa ilişkileri nasıl olmalıdır? AB müzakere süreci hızlanarak devam mı etmelidir? Yoksa çifte standartı görüp Türkiye Avrupa ile ilişkilerini zayıflatmalı mı? Söyleyeyim. Hayır. Şimdi bunu demin Mevlüt Çavuşoğlu Bey'i söylemekten de muradım o. Abdullah Gül Bey'i de söylemekten muradım o. Bunlar bu Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde görev yapan, hatta Mevlüt Çavuşoğlu bir ara başkanlığını da yapan bir pozisyona geldi. Öbür bizim arkadaşlarımızdan başkan yardımcısı olanlar var, komisyon başkanı olanlar filan var. Bizim için geçerli bir organizasyon yani bu. Sevgi duyduğumuz, saygı duyduğumuz bir organizasyon. Şimdi o zaman bu... Ki Ocak ayında da temaslarımız da artacak. Avrupa Birliği'ne, Birliği'yle görüşmeler... Şimdi bunu uygulamadığınız zaman artacak. Mekanizma şu. Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi var. Hı hı. Bakanlar Konseyi Dışişleri Bakanlarından, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarından meydana gelen bir konsey. Yani 47 tane, 47 Dışişleri Bakanı bir araya geliyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi haline geliyorlar. Bu ahim kararlarını kabul etmediğiniz zaman oraya getiriliyor mesela. Orada kınanıyor. Yani Türk Dışişleri Bakanı'na diyorlar ki ya kardeşim yani bak burada seninle eşit şartlarda oturuyoruz. Ama siz hala bunu kabul edeceğinizi kabul etmişsiniz. Anayasanıza derc etmişsiniz. Anayasanıza ithal etmişsiniz, eklemişsiniz, koymuşsunuz. Ama şimdi ben bu kararı tanımıyorum hemşerim. Yani tam temelin fıkrası gibi. Hacı Hasan beni tanımıyor musun? Ha ben seni hiç tanımıyorum. Falan. Böyle diyorsunuz. Böyle iş olur mu canım? Ayıptır, günahtır. Eskiden bu seviyede kalıyordu. Birazcık daha ya ayıp olur. Bak size de müeyyide uygulamak durumunda kalırız filan dedi. Şimdi bunu yapan ülkeler oldu. Yani neye serdiler? Zamana serdiler. Sonra bu buraya bir şey, bir tüzük değişikliği yapıldı. Peki. Bu mekanizmayla ilgili. O tüzük değişikliği şu, 9 ay. Sana en çok 9 ay zaman süresi veririz. 9 ay içerisinde bu düzeni değiştirmezsen o zaman müeyyideler düşünürüz. Peki o müeyyidelerin nasıl olacağı tartışılır. Ama buna göre demek ki bizim hükümetimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyması efendim daha doğru bir iştir. Peki, belki ekonominin çok kısa Selahattin Demirtaş kararından HDP'ye değinerek ekonomiye geçmek belki benim açımdan anlamlı olur. Çünkü HDP ile ilgili bura açık yani biraz aydınlandı mı bura yani kapalı bir taraf kaldı mı? Orası anlaşıldı. HDP'ye yönelik MHP'den çok sert HDP'nin kapatılması yönünde açıklamalar var. AK Parti kategorik olarak parti kapatmaya karşı olduğunu sıklıkla ifade eden bir parti. Oradan da hazine yardımının kesilmesine yönelik bir takım açıklamalar var. HDP durumu Millet İttifakı'nın içinde de böyle bir hem HDP'nin oyları Millet İttifakı'nın içinde bir yerlerde ama HDP'de hiçbir tarafından da sahiplenilmiyor gibi de bir durum var. Siz bu HDP'nin kapatılması tartışmasına nasıl bakıyorsunuz? Sizce kapatılmalı mıdır? Ya da hazine yardımı kesilmeli midir? Bu tartışmalara ne diyorsunuz? Şimdi onun başında şunu söyleyelim. Bu ahim kararıyla HDP tartışmasının hiç şeyi yok. Ayrı ayrı durumlar. Bambaşka iki vadi yani orada bir tutuklu var. Firvaki eski HDP eş genel başkanı imiş. O ayrı bir bahis yani orada bir kişi var. Evet. Kişisel olarak bakıyoruz. Ahim kararı o. HDP'nin kapatılıp kapatılmaması şimdi bu parti dediğiniz gibi yazdınız da siz onu zaten yani. Dediğiniz gibi AK Parti bu işten en çok sıkıntısını çeken iki parti oldu şimdiye kadar. Bir AK Parti bir de HDP. Partileri kapatılıyor. Yeni yüzlerle partiler kuruluyor. Hatta daha ileri gidiyorlar. Bir dönemin yöneticilerini de yasaklıyorlar. İşte Fazilet Partisi'nin kapatılması öyle oldu mesela. Necmettin Erbakan Bey ve bir grup arkadaşı yasakladılar. İşte AK Parti de onun üstünden yürüdü. Oradan çıktı yani. Benim kanaatim mesela Fazilet Partisi'ni devlet kapatmasaydı Anayasa Mahkemesi
AK Parti olmazdı. Yani HDP'nin de oylarını mı arttırır? Hayır, şimdi parti kapatma işi zannedildiği gibi bir ceza mekanizması olmuyor. Cezalandırmak istiyorlarsa. İki, bu zannedildiği kadar kolay da olmaması lazım. Zaten AK Parti zorlaştırdı. Evet. Ne oluyor kardeşim yani? Bu bizim ceza denilen şey iki türlü. Türk ceza sisteminde. Bir bireysel ceza, onun muhatabı Türk Ceza Kanunu, öyle değil mi? Sen bir şey yaptın, muhatabın doğrudan Türk Ceza Kanunu'nda. Kurumsal olarak bir şey yaptın, yanlış bir şey yaptın, onun da muhatabı Anayasa Mahkemesi. Mesela partilerde bir kurumun kapatılması söz konusuysa, bir siyasi partinin muhatabı Anayasa Mahkemesi. Şimdi buraya kim götürecek? Yani bu parti kapatılsın diye. İşte parti kapatılsın diyen kim varsa onu Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi lazım, değil mi? Lafın ortada bırakılması doğru değil. Yani Milliyetçi Hareket... Ama daha önce götürülmüş olan var. Ha? Yani Vatan Partisi'nin 5 tane başvurusu var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da bekliyor. Evet, bekleyebilir. Ama onlar işleme konabilir. Hayır, tabii onu da koyabilirler. Diyelim ki AK Parti müracaat etti, öyle değil mi? HDP'nin kapatılması. Hayır, özür dilerim. Bilgi olarak söyleyeyim. Var olan dosyalar bir siyasal onayla devreye sokulabilir. Tamam, evet, sokulabilir. Bugün sokulmamasının sebebi de o onayın henüz gelmemiş olması. Evet, yani tamam. Siz bu senaryoya karşı çıkar mısınız yoksa destekler misiniz? Şimdi o tabii yani bu benim durumumdaki insanların bir tane zorluğu var daha doğrusu. Yani bir burada bir parti pozisyonları var. Bir de kişisel pozisyon var. Ben her iki halde de bu partilerin böyle vırt sırt kapatılmasından yana değilim. Peki, çok net oldu. Artık ekonomi bölümüne de geçebiliriz. Şöyle bağlayalım o zaman. Şimdi meydan senin. ben de keyifle dinleyip bilgileniyorum. Reform gündemi önümüzde. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu en son Kömüran Köprüsü'nün açılışında söyledi. Şahlanış yılı olacak, reform yılı olacak. Evet. Bu özgürlükleri de kapsayan, ekonomiyi de, demokrasiyi de kapsayan reformlar dedi. Evet. Yarın da zaten hani bugün artık MYK'da toplanılacak ve evet, reform gündemi. Şimdi bütün bu konuştuğumuz konular, siz o reform gündeminden meclise gelecek, kamuoyunun önüne gelecek, milletin önüne gelecek reformlardan ne anlıyorsunuz? Yeni ekonomi yönetimi, reform ve yeni Merkez Bankası yönetimi 2021 yılında ekonomiyi çok daha ileri götürecek adımları topyekun atılabilir mi görüyorsunuz? Öyle sorayım. Olur, ben başlayayım ama böyle 4,5-5 soru oldu kendi içinde. 5 soru değil, hepsi birbirine bağlı. Hatta unuttuğum olursa... Cevabı da kısa kısa keser. Hayır, unuttuğum olursa söylerseniz tamam. Unuttuğum olursa hatırlatın. Reform. Bu henüz bu reformun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani onlar da bugün AK Parti üst yönetimi galiba bugün toplandı. Toplanacak MYK'da. Evet, bu reform lafı Türkiye'de böyle sevilen laflardandır yani. Biz de ekonomide böyle durup yapsal, onu daha kuvvetlendirici yapsal reformlar diye bir daha muhkem bir laf ederiz yani. İşte structural reforms, böyle strüktürel reformlar, yapsal reformlar falan. İyi laflardır. Yani reform yapılsın. Ne yapacaklarını henüz bilmiyoruz. Yani en azından ben bilmiyorum. Ama sen parametrenin para gündemi sultanı çete olarak belki biraz daha biliyor olabilirsin. Para gündem. Ama, evet. Para gündem problemi. Para gündem. Evet. Para gündemi bağışlayın. Rica ederim. Evet. Demek. Şimdi onu bilmiyoruz ama reform lafı benim kulağıma hoş gelir. Yani yapsınlar. Demek ki... Tabii ekonominin de temelidir. Daha doğrusu demek ki bir ihtiyaç hissediyorlar ki bu ihtiyacı karşılamak üzere böyle bir reform ihtiyacı görmüşler. Bu ihtiyacı, bir ihtiyacı hissetmeleri benim hoşuma gider. Yani çünkü ben ekonomide epey bir sıkıntılı alan olduğuna inanıyorum. Onu söylüyorum. O zaman bununla ilgili demek ki bir adım atıldı veya atılıyor. Hı hı. Fakat atacakları adımın ne olduğu hakkında bir kanaat ifade etmek için de ne olduğunu görmemiz lazım. Hı. Ama reform yapacaklarsa iyi bir şey. Hele hele strüktürel böyle structural reform. Mesela yılbaşına girerken 6 bakan bir araya gelip falan, reformları tartışıyor. Evet, tabii zaten. Nasıl yani bir reform yaparlarsa iyi olur? Nasıl bir reform olursa? Onu göreceğiz yani, nasıl sadece bir reform. Sadece mesela yatırımları arttıran, iş dünyasının önünü açan, piyasaları rahatlatan, bu hani daha kolay yabancı yatırıma teşvik eden düzenlemeler. Tabii, onu, o, tabii. Eğer bununla mı sınırlı kalır sizce? Tabii. Şimdi
Şimdi Türkiye bir bu reform lafını sever, bir değişimi sever. Daha doğrusu Türkiye aynı zamanda iyimser olmak isteyen bir şey. Yani epey bir bunalmış halimiz var ya bizim. Böyle karamsar halimiz de var. Bu birkaç tane büyük araştırma grubunda. Yani Türkiye'nin %65-70'inin bugünle ilgili karamsar, yarınla ilgili karamsar, gelecek seneyle ilgili karamsar, önümüzdeki 5 seneyle ilgili karamsar bir resim var. Bu çok 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 sıkıntı verici bir şey yani. Buradan bir sosyal huzursuzluk çıkar. Bunun olmaması için yani bu resmi görüp o zaman altlarına doğru filan bakıldığında bunu kesmemiz lazım yani. Tamam. Mesela Türkiye kolay iyimser olan, kolay güven tazelemek isteyen de bir ülke. Bir Hazine ve Maliye Bakanı değişti. İsimlerden azade olmak üzere, isimlerden bağımsız olmak üzere iyi oldu, kötü oldu demeden bir şey söylemek istiyorum. Birden Türkiye ya Allah Allah iyi oldu galiba filan etti yani değil mi? Böyle bir ferahlar gibi oldu. Bu bir değişim. Değişimin getirdiği bir ferahlık bu. Yani insanların evet kişiliklerinden de ilgili bir ferahlık olabilir ama asıl değişim. Ha demek ki daraldığı zaman, sıkışıldığı zaman bir yerde Türkiye veya hükümet böyle bir değişikliğe gidebiliyor. Bu iyi. Biraz. Şimdi işte o reform. Benim merak ettiğim bölüm sıkışıklık olarak gördükleri yer neresi ve onu aşmak için ne tür tedbirlere başvuracaklar? Sizce onu mesela siz olsaydınız lazım. En büyük sorunlardan biri istihdam, genç işsizliği yüksek. Bir de bütün dünyada pandemiyle beraber bir röportajınızda 15 gün önce 1929 buhranından daha ağır bir dünya buhranla karşılaşabilir. Hatta bir tsunami demişsiniz. Bunun içine işsizliği katmışsınız. Mesela işsizlik çok ciddi bir sorun. Mesela nasıl çözerdiniz? Tabii şimdi bu tabii. Türkiye tabii, ekonomik hem, buhran yaşayacak diyorsunuz. Tabii buhran. Şimdi o buhran yani bir lafı. Bir kriz beklentiniz tabii, mi tabii, var? Tabii buhran lafı bu. Şimdi bir şey. Dünyayı da ayırmadan söylüyorsunuz sanırım. Efendim? Dünyayı da ayırmadan. Hayır, elbette. Öyle diyorum. Şimdi söyleyeyim. Bunu da gösterirlerse bu çok hoş bir kitap. 1935 tarihli bir kitap. Döndürün görüyorlar bizim şimdi. Bizim meclis. Aa, bu da benim elbisemin kıyafetime benzemiş. Yani şey, ha oraya doğru bakacaksın herhalde yani. Bizim meclis kütüphanesinde buldum. 1935 tarihli. Yorgaki Efimi Anidis. Bir Rum vatandaşımızın yazdığı bir kitap. 1935. Diyor ki cihan iktisat buhranı önünde Türkiye. Bayıldım yani. Ya 1935'te bu iki cilttir. İkinci cildi daha büyük. Bu küçük olan küçük cilt dünyayı anlatıyor. Ve dünyanın içerisinde de çok hoş yani gerçekten. Adam diyor ki mesela başlangıçta meşhur Alman maliyecisi doktor filanın mütalası. Bu dünya buhranıyla ilgili. Arkada Keynes'in mütalası. Arkada İngiliz iktisatçıların mütalası. Oradan bugüne ne tür dersler çıkarıyorsunuz? Çok ders çıkar. Şimdi çıkaralım. Şimdi bu ciddi bir iş. Şeyde bu pandemi başladı. İşte biz Mart'tan itibaren ayılır gibi olduk. Veya fark eder gibi olduk ama bunu bilenler işte Aralık'ın sonu ocağın başından itibaren biliyor ülkeler. Dönem, evet. Mayıs ayının, Nisan ayının ikinci yarısında bir ekonomik olarak önünü görebilmek için bir projeksiyonda bulundu. Büyük dünya ekonomik organizasyonları. Buradaki en önemli şey işsizlik. Daha doğrusu mevcut işsizlikleri kaldırmak değil de mevcut işi olup da işsiz olma riski taşıyanlar. Çünkü dünyayı en çok hareket ettiren iş, politikayı filan da işini kaybetme endişesi yaşayan insanlar. İşsizler bir de. Evet. Mesela Hitler'in başa gelmesinde yani filan sebep feşmeken sebep değil. İşi olup da işini kaybetme endişesi taşıyan Almanlar. Buradan atlayalım. Dünya biliyor bunları. Biz yeteri kadar bilmiyoruz filan ama dünya bu işleri biliyor. İlk ölçüm dünyada 5 milyon işsiz yaratabilir. Yani işi olup da işini kaybedecek adamın sayısı 5 milyon olur. Fena bir şey değil. O zaman hatırlayın böyle ülkesel karantinalar, bölgesel karantinalar konuşuluyor. Bu bölgeyi olduğu gibi karantinaya alalım. Bu ülkeyi olduğu gibi ülkelere giriş çıkış olmasın filan. Aradan bir baktılar ki iş daha ciddi. Aşağı yukarı bir ay sonra bir araştırma daha yapıldı.
Burada 5 milyon rakamı 27 milyona çıktı. Dünyadaki iş kaybı. Ya bu daha ciddi oldu filan, bir daha yapalım dediler. 15 gün sonra OECD'nin de katıldığı, IMF'in belli bölümlerinin filan da katıldığı çok daha kapsamlı bir ekonomik analiz çıktı. 305 milyon insan işini kaybedecek. Şimdi bu 305 Allahu alem, bir daha yapsalar 500'e vuracak yani. Şimdi 305 biz de dünyanın mesela %1 gibiyiz yani, değil mi? Türkiye kendi ölçeğinde ekonomik olarak %1'ini temsil. Ya 305'in %1'i 3 milyon eder. Yani 3 milyon insanın işsiz kalması demek ya küçük çok kıyamet ciddi demek yani, değil mi işinden? O andan itibaren dünya bu büyük karantinalar, büyük bölgesel karantinalardan böyle sanki bir araya gelip de vazgeçmiş gibiler. Efendim, gevşettiler şeyleri. Salgınla ilgili olan işleri gevşettiler. Ağırlığı işte aşı, ilaç vesaire. Devasa paketler de açıkladılar. Evet efendim, öbür iktisadi paketler açıklamaya başladılar. Tarihin en yüksek, en tabii büyük tabii paket. Şimdi en son mesela bu dolar değeriyle de şey yapacak. Amerika'da 2000 dolar. Kişi bir kişi başı 2000 dolarlık bir şey. Evet. Yani Amerika 300 milyon kişi başı 2000 dolar. Çok dünyanın ciddi parası yani filan. Bizde de kredi çıkıyor destekleri verildi. Bu işsizlik endişesi ve bu buhran aynı zamanda yani işsizlik endişesi dünyayı belli bir yere getirdi. Ama elbette yani dünyanın bütün bilim insanları işte bütün bilmem neler aşıları buldular. 8-10 tane aşı pat diye bulundu. Aşılarda tereddüt senin yani 2021 ilk dozu oldu. Deneksin. Evet. Efendim tereddüt. Bu aşı 2021'de biraz. Yalnız İlhan Bey Nagihan Altun'un bütün yazılarını okuyor. Hafif kısa. Hayır hepiniz bir yazılarını okuyordur İlhan Bey. Hayır hepiniz her sabah Ebru'yu seyrediyorum. Senin yazılarını okuyorum. Televizyonlarını seyrediyorum. Nagihan'ın katıldığı damarım kalkmış olabilir. Programları da. Peki. İsmail de yani İsmail'in yazısı. Senin mesela bugün yazından hiç bahsetmedin. Esen iyi olurdu yani. Benim şey mi? Unutmadıysan yani bugünkü yazdığı. 93'teki bitirim mankeni transferi ben bugün unuttum. Yok şey o zaman şey canım bu anket. Evet, haberdi o ayrıca haber yaptı. Evet, o mühim yani mesela oradaki o analiz çok mühim yani. Peki. Onu yapabiliriz. Şimdi buraya geleyim ben. Bu işsizlik endişesi ama şimdi bence ve işte bütün dünya için %5 IMF'in tahmini. Daha mı iyimsersiniz şimdi? Şimdi bu aşılar ve ilaç bence aşılar ortaya çıktıktan sonra ilacın ortaya çıkması daha kolay bir iş. Hı. Yani bizi asıl koruyacak olan, kurtaracak olan aşının hemen arkasında ilacın. Peki bizde de reformlar, yeni işte Merkez Bankası'nın faiz artışı, enflasyon düşene kadar biz sıkı para politikasında kararlıyız mesajı ve verilen diğer mesajlarla beraber yabancı girişinin, yabancı yatırımın artacağı bir ortam mı? Şimdi, ben de onu halk diliyle sorayım. Yani 2021 bizim bu kadar zorlamaya hakkım var mı? Hayır. Yani şöyle basitleşerek sorayım Ebru, işin uzmanı. 2021'de bizi şu an izleyen vatandaşlarımız şu an kazandıkları parayla evlerine daha fazla ekmek götürebilecekler mi? Alım güçleri artacak mı? İşte dolar döviz düşecek mi? Ekonomi daha iyi olacak mı? Ha. 2021'de. Bu, özür dilerim lafınızı kesiyorum. Tam Kübra'nın şeyinden bir küçük virgül atabilir miyim? Çünkü tabii belki başka yere gidebilir. Ama dolar düşecek mi dedi. Şimdi orada Türk sizin lirası değer kazanacak Türk lirası mı? Değer kazanacak. Niye dolarla orada maaş alıyorsun? Bir saniye daha soruyu sorayım. Şimdi orada dolarla maaş almıyorum da. Ya ben Kübra'ya şak olsun diye sormuştum. Biliyorum ya. Şunu bağlamaya çalışıyorum. Siz orada farklı bir yerde duruyorsunuz. Çünkü yani geçmişe gitmeyeceğim korkmayın. Yalnızca AK Parti'nin ekonomi politikalarının herkes tarafından övüldüğü, Türk lirasının değerli olduğu dönemde siz çıkmış ve çok sert bir konuşma yapmıştınız. Hı. Ve demiştiniz ki Türk lirasının bu kadar değerli olması doğru değildir. Dış borcun çoğalmasına yol açar. Bu politikadan geri dönülmesi lazım diye ciddi eleştiriler yapmıştınız. Bugün Berat Albayrak da aynı şeyi söylüyordu. O anlamda Berat Albayrak'la ortak bir benzer bir noktadaydınız. Tabii bambaşka zaman. Tabii 2005'te. Önce söyleyen benim yani. Berat Bey değil. Ben Berat Bey'den çok önce söyledim. Evet. Şimdi bugün o ithalat cenneti dedi. Evet. Bugün geldiğimiz nokta, sizin yaptığınız konuşma 2005 değil mi? Öyle hatırlıyorum. Tabii ben 2007'de söyledim. Özür dilerim. Yani bütçe konuşması. 2007'de geçmiş. Cumhuriyet tabii, Halk Partisi'ne geçtim. İlk bütçe konuşmasını evet. Deniz Bey bana verdi. Evet. Orada ilk
5 yılın eleştirisini yaptık. Yani siz değerli TL politikasını eleştiriyordunuz. Bugün tam tersi yönünde Türk lirasının çok değersiz olduğu yönde eleştiriler var. Ne diyorsunuz sizce Türk lirası olması gereken yer? İki soru var o zaman. Vatandaşımız nasıl etkilenecek? Anladığımı yapayım sonra eksik kalanı tamamlayalım. Değerli TL politikasını, Türk lirası politikasını eleştirmek değil de neredeyse orada 2003 yılında kur 1.4 liraydı. 2008'de 1.3 lira. Tam sabit, dümdüz. Ama aynı zamanda da faiz %20 civarındaydı. Yani bunun adı düşük kur, yüksek faiz. Türkiye'nin canına, demin o ilk 5 yılla ilgili koalisyon vesaire iyi taraf filan dedik ya. Cari açık herhalde. Şimdi buraya gelelim. Türkiye'nin canını ne yapan, canını alan diyeyim yani. Canını çıkaran. Yani bugünkü problemlerin asıl şeyi kaynağı burası. Orada bir nokta, o sıcak para, dış ticaret açığı, yani bu düşük kur ve yüksek faiz Türk imalat sanayini öldürdü. Yani öldürdü demeyelim de öldürmeye yakın. Evet, yüksek kur da öldürdü. Yüksek kur da öldürdü. Evet, tabii, tabii. Şimdi hem faiz yüksek hem... Hayır, bu böyle bir şeydir. Yani bunun alçağı da öldürür, yükseği de öldürür. Yani bir normalini bilmek lazım. Normalini yüksek bulmak. Kur bizi de öldürdü. Ama tüketiciye iyi gelmişti tabii o dönem. Bir bolluk dönemi yaşanmış. Bolluk orta şimdi, sınıfı tabii, için tabii, çok tabii, iyi bir şey. Tabii. Şimdi İtalya'ya geldi. Aslında bir benim çalıştığım bir... Şu iki sayfayı bir göstereyim şeye. Kameraman arkadaşımıza. Gördük mü? Bir gördük. Bu. Bir de bu ben kendi çalıştım. Bir de şunu göstereyim. Bu da tek bir sayfa. Bu da göründü. Şimdi bu iki sayfayı bu işleri bilen birisinin önüne verdiğimiz zaman ben ondan iki tane şeyim var. Fazla getirdim. Ama bu benimkilerde 2020'lerde işlendi. Şunu da 2020'leri elle işledim. 2019'a kadar olan bölümünü ikinize birer tane hediye etmiş olurum ben yani. Tamam. Şimdi bunu böyle yaptılar ama buradan gelmiş olan şeyi söyleyeyim ben size. Türkiye bu ister 2015 olarak alayım ister 2020 tamamını söyleyelim bu 18 yılın şeyi. Türkiye'nin yaptığı ithalat 3.4 trilyon dolar. Yaptığı ihracat 2.3 trilyon dolar. Dış ticaret açığı 1 trilyon 100 milyon dolar. 1 trilyon dolar. Bu 1 trilyon dolar kazanmadan harcadığımız paranın adı. Yani biz kazanmadık. Biz bunu harcadık. Neyle harcadık? Borçlanarak harcadık. 1 trilyon dolar. Kazanmadığımız bir parayı harcıyoruz. Bu bolluk oydu. Yani bir izin verir misin? Tabii. Kusuruma bakma. Yani. Yok, estağfurullah. Yani bu 4 çarpı bilmem ne çeker... Lüks ne onların adını da bilmiyorum yani. Jipler, otomobiller, tamam. Bilmem neler. Ofisten buzdolabını açıyorsun, evdeki buzdolabını açan smart akıllı evler falan. O bu. Tamam. Yani Türkiye'nin canını aldı. Yani şimdi burada mesela bizim arkadaşlar aynı zamanda eleştiriniz Deva Partisi'nin bugün de devam ediyor. Hayır, onlar değil. Ben bir dönem söylüyorum. Peki, yani, değil mi? Bir dönem söylüyorsunuz. Şimdi bir başka bir şey daha söyleyeyim. Bu da yani mevcut hükümetin son beş, bizim arkadaşlarımız daha çok başkanlık sistemine geçildikten sonraki dönemi eleştiriyorlar mesela, değil mi? Efendim o yani işler o zamana kadar iyi gibi. Ya, olur mu yani? Neyse ama son 5 yılda çok daha fazla kötü oldu. Oldu olmadı. Yani dolar bilmem nereye geldi. 2005'ten sonraki dönemi de eleştiriyor. Mesela şöyle bir şey. Bu deminki ithalat, ihracat ve açığı alalım. Son 5 yılın dış ticaret açığı 205 milyon dolar. 205 milyar dolar. İlk 13 yıl yani 2015'e kadar 13 yılın dış ticaret açığı 900 milyar dolar. Son 5 yılın dış ticaret açığı 200 milyar dolar. Biri 5 yıl, biri 13 yıl. 13'ü 5'e böl 2.6. Aynı zamanda yani hızlı büyüme 2.6 ile hızlı büyüme dönemlerini de işaret ediyor. Yani tabii yürütelim. Son 5 yıllı
ilk 13 yıla zaman süresini eşitleyelim, 530 milyar dolar. Halbuki orada olan 900 milyar dolar. Yani son 5 yılın ortalama yıllık ortalama dış ticaret açığı, ilk 13 yılın yıllık ortalama dış ticaret açığının neredeyse yarısı kadar. Eleştiriniz şu, üretmeden tükettik. Peki, şimdi devlet peki, diyor ki, bir izleyici sorusu da var, sen onu sordun. Devlet diyor ki devletin hiç borcu yok ki. Hayır, şimdi yani bu işlerde kamu borcu düşük diyor. Kamu borcu yok diyor benim. Hayır, kamu borcu düşük diyor. Ama bu arada özel sektörün bir borcu var. Dolayısıyla şimdi, bu tabloyu nasıl izah etmek mümkün? Şimdi bu işlerde kamu borcu var, canım, olmaz olur mu söyleyeyim yani. Hayır, IMF'den borç almıyorum diyor. Kamu borcun hayır, yok diyor. Hayır, IMF'den borç almamak. IMF borç veren yerler. Şimdi IMF bahsine girmeyeyim. Daha doğrusu girersem çok iyi girerim ama kamu borcu yani yok. Asıl işim böyle IMF işi, asıl işim. Ama girmeyeyim. Şimdi bak. Ama kamu borcu şöyle bir şey olmuş. Krizinden de IMF çıkardı Türkiye diyorsunuz. Esas AK Parti'nin başarısı neyse. Çok geçmişe bir sonra girmeden. Hayır, girmeyelim. Şimdi mesela son şöyle bu ekonomi daralma, ekonomik sıkıntılar falan var ama özel sektörün borcu 2019 bir sene önce 294 milyar dolarmış. Özel sektör de kendini uyumlulaştırıyor. Ebru. Yani 294 milyar dolardan 239 milyar dolara indirdi dış borcunu. Çünkü burada büyük bir sıkıntı görünüyor. Aman büyük bir sıkıntıyla, badireyle karşılaşmayalım diye indirdiler. Ama buna mukabil kamunun dış borcunda artış var. Yani geçen sene kamunun 153 milyar dolardı dış borcu. Şimdi 183 milyar dolar. Neden artmış bu İlhan Bey? Hayır, işte ihtiyacı var canım. Artırıyor. Borçlanıyor yani. Şimdi ne mesele yapacağız? Asıl benim vurgulamak istediğim şey bu 18 yılın en ya iki tane kötü iş var bu kur faiz işinde. Burada bir güzel bir fıkra anlatayım. Şimdi şurayı bir gecenin bu saatinde bu kadar sert laflar söylüyoruz. Yumuşatalım. Düşük kur, yüksek faiz de kötü bir şey. Yüksek kur, düşük faiz de kötü bir şey. Öyle değil mi? Yani yüksek Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı'na talimat verdi. İndirdi. Bu indi, tamam iyisin. Yani canını ister. Ama o zaman bura çıkmıyor yani, değil mi? Buraya bastığın zaman buraya gidiyor. Buraya bastığın zaman buraya gidiyor. Evet. Bu ikisinin dengesi lazım. Evet. Şimdi 93 harbi anlatayım değil mi? Bu da çok şey oldu. Siz anlatmadan önce şurayı bir netleştirelim. Olur, hayır. Siz diyorsunuz ki yıllardır üretmeden tükettiğimiz için yatırımlar değil, hızlı tüketim arttı. Aynen öyle. Bu cari açığı büyüttü. Evet. Bu da istihdama yansıyan bir büyüme olmadı. Bu bugünün sorunu değildir. 2007'den beri katlanarak devam eden bir sorundur diyorsunuz. Tabii. Ben de size diyorum ki genç işsizliği yüksek, işsizlik yüksek. Yani Türkiye'de herhalde herkes gelirinden şikayetçidir. Çünkü aldığı parayla biraz önce Kübra'nın sorduğu gibi yani gördüğü fiyatlar arasında uçurum oluştu. Tabii. Bütün bu sorunlar birikti ama şu anda farklı da bir pandemiyle beraber bir dönemdeyiz. Evet, sonuçta buraya kadar siz bunu söylediniz. Doğru. Benim sorum da burada kaldı. Fıkranızı dinleyebiliriz. Olur. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu tutma var ya, yani kuru tuttun, faizi şu seviyede tut, kuru bu seviyede tut. 93 harbi Ruslar Erzurum'a girdiler. Erzurum'dan Bayburt'a doğru geliyorlar. Şimdi bizim Bayburt, benim de anne tarafımın anne tarafımın anne tarafı. Yani annemin annesi giller. İşte göçler var ya, kavimler göçü gibi göçerek geliyoruz. Zara'ya gelmeden evvelki en son durakları Gümüşhane Bayburt. O işte 200-250 sene önce de Gümüşhane Bayburt'tan Zara'ya geldiler. O yüzden laf Bayburtlu ve Gümüşhaneli Hemşerilerimize dokunmaz. Urus geliyor. Şimdi Bayburtlar'da yiğit adamlar müfreze kurdular Rusları karşılamak üzere. Evet, müfrezeyi kurdular. İşte bıçaklar, kamalar, tabancalar neyse, dirgenler, yabalar filan, onlarla Rusları karşılamaya gidiyorlar. Arada Aşkale'ye doğru, yani Bayburt 50 kilometre civarında filan Kop Dağı var. Büyük bir dağ, oranın büyük dağı. Şimdi Kop Geçidi filan da yapılıyor oraya. Kop Geçidi'ne aşmaları lazım. Erzurum'a doğru gidecek. Tamam.
şimdi Bayburtların hoşuna giden bölümünü söyleyeyim, sonra Fıkra'nın asıl orijinal halini söyleyeyim. Şimdi ama Koptağ'ını geçti Ruslar, girdiler Bayburt'a. Bu Koptağ'ın müfrezeyi toplayan adamlara dediler, sonra onlar da Bayburt'a geri döndü. Ya hani siz Koptağ'ını tuttuydunuz, efendim Ruslara izin vermeyecek, geçit vermeyecek. Ya ne bilelim arkadaş, adamlar buradan geçmedi, ovadan inmişler aşağıya. Yoksa biz katiyen Rus'u buradan geçirmezdik dediler yani. Halbuki işin esası ne? Şöyle bir şey yani, Fıkra bölümü. Bizim müfreze yola çıktı, Koptağ'a doğru çıkıyor. Sonra jandarmaya geri döndüler, jandarmaya telgraf. Ey jandarma komutanı, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya biz Urus'u karşılamak üzere Kop geçidinden geçeceğiz. Fakat geçidi eşkıyalar tutmuş. Siz eşkıyaları tepeleyin. Biz ondan sonra gidip Urus'u tepeleyelim filan dediler yani, anladın mı? Peki. Şimdi bu tutma işi, doları tutma işi filan buna benzeyen bir şey yani. Anladım. Öyle bir şey yok. Makul, dengeli, her tarafını hesap eden, yani işte buraya bastığın zaman şuranın nasıl hareket edeceğini, buraya bir yani şey yap. Yani sizce tutulmasa bugün doların yeri neresi olur? Doğal olarak bu pozisyonda, bu kompozisyonda nedir Türk lirasına karşı? Valla gerilemesinden ziyade normaline gelelim. Benim kanaatim normalinin üstünde. Yani bu real, effective rate falan diye, exchange rate diye bir şey var. Real effective kur. Yani şu an 7.3 mi bugün? Real effective kur. Kaç olmalı? Bazen normal değerinin çok üstünde oluyor. Orada fazla tutunamaz zaten yani normal değerinin çok. Merkez Bankası hiçbir zaman bir kur hedefimiz yok diyor ama enflasyonu etkilememesine yani, dikkat ediyoruz diyor. Enflasyon çok ben yüksek. Yani her neyse yani çok kapsamlı, dünyanın da evet bu düzgün bir programdır diyeceği, hem dünyanın hem bizim iş dünyamızın, yani şimdi bizim iş dünyamız da rakamları okumayı yeteri kadar biliyorlar. Normalden de iyi biliyorlar. O yüzden normal, iyi, düzgün bir program ortaya çıkarıldığı zaman, çıkarılırsa yani bu reformlar ve arkasından bir program gelmesi lazım. Yani böyle güncel haftalık tedbirlerine yürüyecek bir şey değil bu. Kapsamlı bir ekonomik program. Diyelim ki 2 yıllıksa yani bence bir 4-5 yıllık perspektifle 2 yıllık eylem planı, yani Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 yıl kaldığı için. Yani muhalefetten akıl veriyoruz biz, çözüm de gösteriyoruz. Yani böyle bir program yaparlar. Bunu dünyaya takdim ederler. IMF'e, OECD'ye, Dünya Bankası'na, diğer uluslararası ekonomik organizasyonlara. Türkiye'yi anlatırlar. TÜSİAD'a, TOBA, MÜSİAD'a, öbür ekonomik organizasyonlara, üniversitelere, ekonomi muhabirlerine bir toplantı. Bizim programımız budur filan der. Güven sağlayıcı bir iklim elde edebilirlerse... Her üç düzene güzel. Peki, şimdi izleyici yani ne işsizlik meselesi kalır ne bilmiyorum. Ya hepsi çözülebilir işler bunlar. İlhan Bey, izleyicilerimizi unutmayalım. Onlar da yazıyorlar. Açık Manet etiketiyle sizden gelen sorulara bakıyorum. Hatta biraz sistemli sorulardan da okuyayım. Ekonominin kötü olmasında pandeminin payı ne kadardır? Yüzdelik bir rakam istiyorum Sayın Kesici'den demiş. Gazeteciyim deyip de aranızda bu soruyu sorma cesaretini gösteren var mı diye de bize taş atmış. Yani soralım, hayır, pandeminin payı ne kadar, hükümetin hatalarının payı ne kadar? Orada bir de yüzdelik mi var, ne var, bir şey dedim. Ekonominin kötü olmasına pandeminin payı yüzde kaçtır diye izleyicimiz. Hayır, ekonominin kötü olmasıyla pandemi, yani şimdiki ekonomi pandemi son 9 ayın işi. Önümüzde 18 ay var. 18 yıl var. 17 yıl 3 aylık bir şey var. Bir de son 9 ay var. O yüzden şimdiki ekonomide onun yok. Az. Ama yani o nereden belli? Deminki göstereceğim şeyin nerede benim? Rakamlara girmeden şu izleyicilerimize dönerek anlatır mısınız? Daha anlaşılır bir ekonomi şey. Demek rakam demek. Yani elbette ama girmeden... Gecenin bu saatinde yoruldu insanlar. Olur. Daha rahat anlatalım. Peki, yoruldunuz. Vazgeçtim. Ekonomi demek rakam demek. Rakamın sultanı da benim demek. Yani ayrıca. Biz şimdi ben bir rakam kullandığım zaman muhatabımız kim? Maliye Bakanlığı'nın bütün bürokrasisi, Hazine Müsteşarlığı'nın bütün bürokrasisi, Merkez Bankası'nın bürokrasisi, eski Devlet Planlama Teşkilatı, şimdi işte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bütün bürokrasisi. Bir tane yanlış rakam çıkarsa bizim ağzımızdan bizi sokağa çıkarmazlar, öyle değil mi? Tabii. Ben bunları aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte 300 AK Parti milletvekiline hitaben filan da söylüyorum.
pandeminin rolü son 9 ayda. Öyle %'ye de vurulacak bir tarafı yok. Deminki söylediğim dış ticaret açığı, şimdi 1 trilyon 100 milyar dolar dediysem, 100 milyar dolarını, 50 milyar dolarını çık, 1 trilyon dolar pandemiden önce Türkiye kazanmadığı bir parayı harcadı. Bu yanlış ekonomi politikaları münasebetiyle. O yüzden pandemiye bağlamamak lazım. Ama son 2 yılda, ki o kadar vahim değil, yani benim bu özellikle döviz, yani Türkiye'nin en önemli bu kur, mur filan vesaire işine döviz kazanma kabiliyeti. Yani Türkiye döviz kazanma kabiliyetini artırıcı bir reform, her ne reform yapacaksa döviz kazanma kabiliyetini artırması lazım yani. Bu yeni çıkacak reformlarda bunları görürsek hoşumuza gider. Ama mesela son 2 yılda PKK mücadelesi, yani burada bir şeyi daha teslim etmiş olayım. Müthiş bir PKK mücadelesi var, öyle değil mi? Bu yani bu aynı zamanda para demek. Yani money yani, değil mi? PKK mücadelesi demek uçakların olacak, askerlerin olacak, işte kurşunlar atılacak, bilmem neler edilecek. Evet. Birlikler seferber edilecek. Savunmaya ciddi kaynak aktaracak. Çok ciddi kaynak. Dünyada da öyle. Tabii, çok ciddi kaynak. Bu yani son birkaç yılın ekonominin şeyinde bunu görmek lazım. İkinci bir nokta. Ama bu mücadelenin de doğru olduğunu söylüyorsunuz. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadelesinin doğru olduğunu ama bunun bir maddi boyutu olduğunu. Maddi boyut, bir maddi külfeti var elbette. Öbürü Türk ordusuyla ilgili bir şey söyleyelim. Yani eksik bırakmış olmayayım. Şimdi biz bir 15 Temmuz'u gördük. Ordu darmadağın oldu. Yani en başta deniz kuvvetleri, hemen arkasında hava kuvvetleri. Bu darmadağın olma, işte subay, general vesaire, asker sayıları itibariyle, bunlar küçük, kara kuvvetlerine nispetle küçük organizasyonlar olması. Sonra kara kuvvetleri. Ama çok önemli bir hırpalanma yaşadı yani Türk ordusu. Aşağı yukarı ne zaman? 2016 değil mi? 2016, Temmuz'u bulmadık, 2020, 4 sene, 17, 18, 19, 20, 4 sene içerisinde neredeyse darmadağın olmuş gibi gördüğümüz bir ordu şimdi Irak'ta var. Operasyonlar yapıyor. Suriye'de var. Operasyonlar yapıyor. Libya'da var. Operasyonlar yapıyor. Doğu Akdeniz'de var. Kıbrıs etrafında var. Ege'de var. Azerbaycan'da var. Şimdi bu ordunun derlenmiş, toplanmış olması hali Türk milleti bakımından çok sevindirici bir şeydir. Yani milletimizin şuralarda moralimiz bozulabilir, buralarda da bozulabilir ama moralimizi düzeltecek unsurlar falan da var. Özür dilerim. Libya tezkeresinde partiniz hayır dedi. Libya tezkeresinde partimiz hayır dedi. Biz ve ittifak olarak, yani Millet İttifakı, iki tezkere geldi. Birisi Suriye tezkeresi, öbürü Libya tezkeresi. Onların gerekçeleri var. Hükümet müspet verdi, biz de menfi verdik. Onun gerekçeleri var. Ama sadece bu tezkere dolayısıyla söylemiyorum ben onu. Yani orada bir varlık gösteriyor. Bir varlık. Peki niye hayır dedi? Libya'daki askeri varlığımız hayır, doğru mu? Oradan çekeriz istersek. Onu söylemiyorum. Ama Türk ordusunun derlenme, toplanma kabiliyetini söylüyor. Biz sizin dediğinizi anladık ama Libya tezkeresine CHP'nin de hayır demiş olmasını siz de doğru buluyor musunuz? Elbette canım, elbette. Neden? Canım. Bunu da kamuoyu merak ettiği için soruyoruz. Dağılır. Şimdi elbette, yani ben bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim yani netice itibariyle. Parti böyle dedi ama ben böyle ettim falan, olur mu? Olmaz. Türk parti sisteminde o işler yoktur yani. Ben başka bir şey sorabilir miyim? Ekonomiyle ilgili biraz önceki cesur sorudan sonra. Şimdi IMF meselesi. Hangi cesur? İşte bir izleyicimiz cesur bir soru göndermiş. O soru kadar cesur olmasa da kalan bir soru sormak isterim. Kusuruma bakmayın. Yok, tamam, ne yanıtladınız? Yani onu eksik bırakmayalım. Şimdi IMF Türkiye'de böyle adeta bir yasaklı olmaması gereken bir üslupla ele alınıyor. 2001'deki o derin devlet krizinin arkasından gelen ekonomik krizle ilgili siz şu hatırlatmayı yapıyorsunuz. O krizi esas IMF Türkiye'yi toparlamak için 50 milyar dolar paket çıkarmıştı. 35 milyar dolar gönderdi. Türkiye öyle toparlandı diyorsunuz. Çok doğru. Şimdi bugün, yani bu zaten hatta sizden alıyorum. Hatta yakın zamana kadar da para al dediniz yani. Evet. Tamam. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin işte dış borcunu biraz önce söylediniz. Mevcut fotoğrafta hem borcu hem de şimdi Merkez Bankası rezervleri girmedik mesela, onun
birini sorun o rezervmişsiniz mi? Evet, yani o çok tekniğe yani girmedik. Tabloya mesela rezervleri nasıl arttırırdınız diye soracağım. Evet, yani onu da konuşuruz. Sordum. Ha, sordun cevap veremedim. Ay Nagihan. Tamam. Yani siz mevcut durumda IMF'ye nasıl bakarsınız? Yani IMF'den destek almak sizce Türkiye'yi ona şöyle, ekonomik şöyle sıkıntıdan diyeyim, çıkarır hükümet mı? Hükümet IMF'yi sevmiyor. Yani Cumhur İttifakı enteresan yani iki sebepten. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi o programın içindeydi. Yani Üçlü Koalisyon'un içindeydi. Ha. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tecrübesi IMF ile çalışmanın ne kadar güç, ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadılar. Yani AK Parti kanadı bilmiyor ama Milliyetçi Hareket Partisi biliyor. Orada mesela bu özelleştirme işlerinde de çok şeylikler oldu, farklılıklar oldu. Öyle bir hükümet bakan krizi oldu. Evet evet, hükümet krizine. Telekom'un satışı krize döndü. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi IMF'ye bizzat yaşamış, minareden düşmüş birisi olarak IMF'ye karşı. AK Parti 2008 yılına kadar hiç karşı değildi. Zaten 2001 krizinden sonra 3 şey vardı. 2001 krizi aşıldığı için aslında kriz denen IMF şey programı uygulanmaya devam etti. 2001 krizi denilen şey AK Parti tarafından aşılmış değildir. 2001 AK Parti iktidara geldiği zaman zaten kriz denen şey IMF programı uygulanmaya aşılmış idi. Sonra yani mesela program devam seçim, etti ama. Ben o zaman da bir parti kurma işleri de vardı. Yani seçim 2004 yılında olmuş oldu. Ya da siz DYP'nin başına geçme gibi bir o da vardı. Evet, senaryo tam, vardı. Neyse. Cenab-ı Allah bazen de işte bu hayırlısıdır. Nasip. Nasip diyelim biz ona. Nasip kısmet var ya yani filan. Nasip diyelim. 2004 yılında olmuş olsaydı şey seçim çok önemli ölçüde zaten bu AK Parti geldiği zaman 2004'te hangi noktada ise o zaman da 2004'te o nokta. Benim garibime giden işlerden bir tanesi şu. Üçlü koalisyonun yani o 2001 krizinin içerisinde yaşayan şu kadar bakanı var, bakan oldular. Bu kadar ekonomi bakanları da var. Ekonominin A bakanı, B bakanı, C bakanı yani hazineden sorumlu devlet bakanı. Yok işte planlamadan sorumlu feşmekan insan öbüründen sonra. Ya bu AK Parti mesela bu o 2001 krizi ve IMF'yi öldürüyor, yerden yere vuruyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp da ya o hükümetin içinde ben de vardım veya biz de vardık. Böyle senin bu suçlamaların çok yanlıştır. İşin doğrusu budur. MHP için diyorsun. Hayır MHP için demiyorum. O üçlü koalisyon için diyorum. Yani DSP'nin bakanları var. Anavatan Partisi'nin bakanları var. MHP karşı. MHP belli. MHP'nin bakanlarıyla IMF'nin temsilcileri ve Kemal Derviş çatıştı. Karşı karşıya. Karşı karşıya. O yüzden MHP'yi hariç tutuyorum. Ama Anavatan Partisi'nin bakanları ve DSP'nin bakanlarından ya arkadaş ne oluyor yani biz çok düzgün işler yapıyorduk, yaptık. Sizin bu suçlamanız çok anlamsızdır filan diyen bir Allah'ın kulu yok yani öyle değil mi? Şu anda ihtiyacımız kalmadı. Benim de garibime gidiyor ya bu kadar bakan olmuşlar. Şu anda ihtiyacımız kalmadı. Ama İlhan Bey şimdi başbakan yardımcısı olarak geldi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Kemal Derviş. Başbakan evet evet. Evet şimdi dolayısıyla MHP'nin karşı çıkmasının burada bir karşılığı... Yok galiba başbakan yardımcısı tamam. Değil. Tamam yine ben uyaracağım çok geçmişe gitmeyelim. Bugünden sonra konuşalım diye. Söylemiyorum. Yani o dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıksız değildi ki aynı hükümet adına faaliyet gösterdi Kemal Derviş. Yani her ne yaptıysa MHP'nin bilgisi dairesinde yaptı. Öyle olmakla beraber yani Kemal Derviş görevdeyken bile MHP doğru kriz oldu. Karşı doğru. Çıktı. Kriz oldu ama yani bu Kemal Derviş'in tasarrufları MHP'nin 3 ortağından biri olduğu hükümetin tasarrufu aynı zamanda. Ha, yani bütün olarak alırsan doğrudur. Evet. Ama onun içerisinde bölersek MHP itirazlarını yaptı. Peki. Evet. Yani bugün için edelim. Sizce kısa ve net Türkiye IMF'ye gitmeli mi gitmemeli mi? Hayır ona cevap vermek doğru değil. Çünkü yani o zaman hükümet vay bu CHP'liler şunu diyorlar. Vay bunu diyorlar falan diye. Akıl neyi gerektirir? Evet. Akıl neyi gerektirir? Yok akıl işte demin. Akıl reformları gerektirir. Söylediği reformlar. Reformları biz, gerektirir. Yani biz bu eğer yani dünyanın kabul edeceği, güçlü dünyanın da gerektirir. Aferin güzel bir program hazırlamışlar diyeceği bir program ortaya çıkarırsak bir. Hı hı. İki, AK Parti'nin kadroları daha doğrusu ben onu diyorum. Hiçbir partinin kendi öz kadrosu Türkiye'nin ekonomik problemlerinin altına girip onu yenebilecek çapta olmaz.
Hiçbir parti kendi siyasi kadrosuyla bu koca problemlerin altına giremez. Türkiye'nin bütün insan kaynaklarını kullanmaları lazım. Peki, bir izleyicimiz sormuş tam yerinde. Diyor ki, Cumhurbaşkanı ekonominin başına geç, ülkenin size ihtiyacı var, tek yetkili ekonomi konusunda sizsiniz derse kabul eder misiniz? Ayhan Bey sormuş. Evet, bu sorunun benzeri bana da geldi. Ama yani işte o dere, paça filan işleri yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin üstünde olmayan bir şeyin şeyi olur mu? Konuşulur mu? Yani? Ama 2015'te Sayın Davutoğlu'nun seçim hükümetine bakan olmayı kabul etmemiştiniz. Tabii kabul eder misiniz deyince akla hemen oluyor. Kabul etmedim dememek lazım. Tabii bizi o çok, hükümete CHP katılmamak lazım. Evet, hayır, çok da zarif yani, bir çok da zarif bir şey teşekkür mektubu yazdım ben Ahmet Davutoğlu Bey'e. Şimdi ben Washington'daydım. Yani bizim işte kızın okul mokul işleri filan. Neyse dediler ki filan gün filan saate kadar yazılı olarak bildirin. Tabii CHP'den sadece ben değilim. Yani dört arkadaşımız daha var. O arkadaşlar sözlü olarak kızdılar. Yani şey, daha doğrusu reddettiler. Ben olmaz yani, işte ülkenin başbakanı sana bakanlık teklif ediyor. Zımnen başbakan yardımcılığı teklif ediyor. Orada adını koymamakla beraber şifahi olarak hali o. Başbakan yardımcılığı teklif ediyor. Sözlü olarak sen kim oluyorsun filan, olmaz. Ben hemen başbakanlık müsteşarını aradım. Dedim ki ben şimdi Washington'dayım. İstanbul'a, Türkiye'ye ilk uçak şu gün şu saatte, o akşamın saati. Şu saatte ertesi gün İstanbul'da oluyorum. Hemen oradan biniyorum, Ankara'ya iniyorum. Eve gidiyorum, bilgisayar vesaire onu yazıyorum. Akşam saat 22.30 civarında size cevabı yazılı olarak gönderiyorum. Ama arşivler akşam 6'da kapanıyor, Başbakanlık arşivi. O yüzden rica ediyorum, Başbakanlık arşivini gece 24'e kadar açık tutar mısınız? Elbette filan dediler. Ben aynen gece oradan bindim, gündüz İstanbul'a indim, İstanbul'dan Ankara'ya geldim, eve gittim, yazdım. Çok teşekkür eden bir teşekkürname yazdım ama altına dedim ki eğer bir koalisyon hükümeti olmuş olsaydık, yani partimiz de koalisyonda olmuş olsaydı ve siz de bana o zaman bakanlık teklif etmiş olsaydınız, şeref duyardım. Şimdi de şeref duyuyorum. Ama partimiz bunu kabul etmediği için. Sizce CHP doğru yapmış mıydı o zaman? Çünkü sonrasındaki o istikşafi görüşmelerde belki de bir sıcak hava olurdu. Başka bir... Benim kanaatim doğru olurdu. Şundan, siyaseten de şöyle doğru olur. Yani partimizden 4 tane veya 5 tane arkadaşın bakan olması demek şu demek. Yani 6 aylık bir zaman var şeyde önümüzde. Bunlar vilayetlere gidecekler. Siyasi değerini söylüyorum. Saltanat değerini söylemiyorum yani. Bak, vilayetlere gidecekler. Vali il sınırı dışında bütün gelen bakanları karşılamak durumunda. Oranın en yüksek mülki amiri. İl sınırı dışında vali işte senin partinden bakanı karşılıyor. Bizim il başkanımız, ilçe başkanımız neyse onlar da etraflarda bulunacaklar. Onlar da iktidarın nasıl bir şey olduğunu filan da görmüş olacaklar. Evet. Ve bu partilere meşruiyetle yani daha kuvvetlendirici bir şey verir. Evet. Benim kanaatim öyleydi ama peki. Ama parti başka karar almış. Son dilimdeyiz. Yani. Sevgili Ebru Baki'ye de bu arada teşekkür ederiz. Sabah çok erken yayın olmasına rağmen bu akşam bizimle, onun için onu çok yormak istemiyorum. Ben çok özür diliyorum. Yok, rica ederim. Ne demek, son dilimdeyiz. Son soruları alarak toparlayabilirim. Olur. Belki ben şöyle bir soru sorabilirim. Ekonomi konusunda veya bir akıllarda... programda ekonomi programı. ama şu an vaktimizi iyi değerlendirmek adına şöyle bir soru sorayım. Eğer ekonomi yönetimi İlhan Kesici de olsaydı, hani böyle bir dakikalık videolar vardır ya. Vardı. Bir dakikada İlhan Kesici ekonomide neyi değiştirir, ne getirirdi? Ama çok kısa bir yanıt. Böyle bir şey olsun bu. Kesilebilecek bir yanıt olsun. Olur. Size. Yani bir güven verici bir halde bulunmak lazım. Bir numarası o şimdi. Hukuk mu, ekonomi alanında mı? Ya onları birbirinden ayırmayalım. O işte biraz. Serbest piyasa koşulları. Tabii. Güven. Bir güven. İki, deminki söylediğim program. Yani güven böyle benim kara kaşıma, ela gözüme, kara kaş, ela göz. Kara kaşıma, ela gözüme falan güven duyacak halleri yok yani. Kara kaşıma. Evet. Bir şey yapacak, bir geçmişiniz olacak, bir müktesebatınız. Evet, bu müktesebat, bu background, bu geçmişe güven duyulur, tamam. İki, ne yapacağınızı ortaya koyacaksınız. Çok doğru bir formülasyon. Bunu sadece ben de oturup yazabilirim bu geçmişimle beraber ama
bu bir teamle, bir takımla yapılabilecek olan bir şeydir. O takımın insanları, yüzleri, yaptıkları program, bunu takdim, bu ne kadar zamanda olur yani bütün bu dediğim, çok hızlandırılmış yaparsak mesela bir hafta, bir aylık bir süre içerisinde biz bu işi yaparız yani. Yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ayırır mısınız? Yani ben ayırmaktan yana değilim. Yani ayrıldığı zaman ayırmaktan yana değildim. Merkez Bankası rezervler konusunda da Merkez Bankası bağımsız olur. Elbette hiç mutlak. Hayır, rezervler yani... konusunda ne yapardınız? Efendim? Rezervler. İşte rezerv orada demek... bir şey var mesela Alan Kezic. Hazine iç borçlanmasında bile döviz borcu var. Döviz borçlanması. Tabii var. Şimdi o da rezervler için anladığım kadarıyla yapıldı. Olması ama... tabii olması lazım. Şimdi Merkez Bankası elbette bağımsız olmalı. Bu hem yurt içine güven veriyor. Asıl yurt içine güvenden ziyade dünyanın güvenmesi lazım. Yani bir de biz kendi kendimize falan değiliz. Yani bu biz bize güvenelim ya o yetmiyor yani. Dünyanın güvenmesi lazım. Bu Merkez Bankası, Merkez Bankaları bağımsızlığı ezelden bu yana böyle bir şey değil. Bizde 2001 yılında geldi. İngiltere'de 97 yılında geldi. Yani Amerika hala tartışıyor. Tabii o zaten daha başka, bambaşka bir şey. Ama bu eleştiriliyor 2000, ama dünyanın önünde 2000 yılından bu yana var. Evet. Dünya bu işten memnun, hoşnut. Yani ya bu Merkez Bankası bağımsızlığı iyi bir şeymiş. Evet. Diyor bütün dünya. Bizde de onu sağlamış olursak dünyayla beraber hareket ediyoruz. Sağlama yolunda mıyız yeniden? Efendim? Sağlama yolunda mıyız yeniden? Elbette canım. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani birinci adam Merkez Bankası Başkanlığından yana ise hiçbir mesele yok. Yani Merkez Bankası bağımsız yani değil mi? Öyle bir şey olmaz. Öbürü hazine. Ya yani böyle değil. Yani bu illa da olmazsa olmaz falan değil de benim şeyim. Birlikte olmalı. Yani benim şeyim. Yani bütçeyi hazırlayan, bütçenin gelirlerini toplayan, harcama kalemlerini belirleyen, onun içinde bir de nakit akımı, yani hazinenin yaptığı şey nakit akımını yönetmektir. Tabii yani onu da aynı yer yapsa iyi olur yani. Peki. Tabii aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı veya biz ona yeni bir ad koyduk, Stratejik Planlama Teşkilatı kurulmalıdır. Yani tümüne ülkede olan biten, ekonomik olarak ülkede olan biten her şeye bir yüksek gözle bakıp ona göre birbirlerinin dengelenmesini temin edecek denetim bir organizasyona ihtiyaç var. Tabii. Bakanlar dışı, bakanlık üstü filan gibi bir şey. Peki. Yani. Peki, İsmail Sarmaz'ın sorusu. Yani hasılı kelam biz bunu yaparız. Peki. Yani biz CHP olarak da yaparız işte. Ekonomi masamız da var. Ekonomi masasında bir, çok böyle bir sıkıntı var ya, evet sorunlarımız var, geçinemiyoruz, işsizlik, gençler iş bulamıyor, iş kaybetmekten korkuyoruz, ücretlerimiz düştü ama bu sorunu kim çözer sorusunda bir sıkıntı Hanım, var, ona yanıt veriyorsunuz. Onların bir kısmı tabii zaman alıcı şeyler ama bu pandemi dolayısıyla yani devlet burada normal liberal bir devlet olmaktan ziyade baba devlet, devlet baba. Evet, baba devletçi olmalı. Politikalar olmalı. Yani devlet baba demek. Şimdi bizde öyle hoş bir laf var yani. Ağalık vermeyle yiğitlik vurmayla denir. Yani Sivas'ta Sivas kültürü bu. Biraz bir ikinci bölümünü atalım. Birinci bölümüne gelelim. Biraz da bu sorunlar ağalık çözebilir. CHP çözebilir. Yani devlet baba verecek. Peki. Tam da onu soracaktım aslında. Yani hükümet de diyor ki İlhan Bey. Ya tabii sizin sırtınızda yumurta küfesi yok. Size üfürmesi kolay diyor. Üfürlemesi kolay. Diyebilir. Halbuki yani ülkenin kaynakları sınırlı. Pandemi de bize mahsus değil, küresel bir mesele. Tabii. Yani ben sınırlarımı açsam bile turist gelmiyor. Efendime söyleyeyim, ben çok iyi bir fabrikamı çalıştırsam bile işçiyi nereye göndereceğim? Dolayısıyla kıt ekonomiyle, yaygın bir pandemiyle ben nasıl baş edebilirim? Ancak bu şekilde baş edebilirim diyor. Şimdi eleştirileri bir kenara koyarak, siz hakikaten ne yapardınız? Yani iki tane şey olsun orada. Yani şimdi şunu özür dilerim. Kahveler kapalı. Fabrikalar çalışmıyor. Restoranlar kapalı. Eğlence yerleri kapalı. Efendim söyleyeyim. Uçuşlar yok. Siz nasıl çevirdiniz bu tekeli? Şimdi bak bir. Bu sonra işte başka bir bölümü dolayısıyla speküle edilen bir... Gecenin yine çok en hoşuma, önemli sorusu galiba. Evet çok hoşuma giden son yaptığım programlardan birisi. Mehmet Akif Ersoy'la Habertürk de yine böyle geçen 11'de başlayıp gece 2.30'a 2'ye kadar süren olağanüstü bir reyting alan filan
kendisinin dışındaki o saatte açık olan bütün televizyonların reytinglerinin toplamından büyük olan bir program oldu. Orada mesela Sağlık Bakanı Türkiye'nin en parlak, en başarılı bakanı olarak görülüyordu. Kamuoyu bakımından öyleydi de bir de bizim siyasi partiler... Hangi aydı program? 3 Temmuz. 3 Temmuz. 3 Temmuz. 1 Temmuz'da da ben orada Sağlık Bakanı'na başarısız dedim. Şimdi herkes başarısız diyor. Sebebim şu idi. Yani ben hekim değilim, işte filan değilim ki şurası bak. 1 Temmuz'da da Avrupa Birliği bu turizm dediğin için döviz kazandırırdı hizmet yani. Turizm hareketleri münasebetiyle pandemide dünyaya onlar yapıyorlar. Kendi vatandaşlarına Avrupa Birliği, ey Avrupa Birliği vatandaşları şu ülkelere gidebilirsiniz, bu ülkelere gidemezsiniz. Gidebilirsiniz dediği yerler. Fas, Tunus, Cezayir. Bak şimdi. Bilmem pandeminin ilk merkezi nere? Çin. Çin. Fas, Tunus, Cezayir'e gidebilirsiniz. Çin'e de gidebilirsiniz. Türkiye'ye gidemezsiniz. Tabii öyle dedi. Doğru. Ha, niye? Ben onun verilerine inanmıyorum dedi. Türkiye ne gönderdi oraya? Dışişleri Bakanı'nı. Dışişleri Bakanı. Turizm Bakanı. Bir de Sağlık Bakan yardımcısı mı? Ben de dedim ki ya ey Sağlık Bakanı, Türkiye'nin yani sen yani orada da o tabirleri de kullandım. Efendi bir insan, kibar bir insan, zarif bir insan, sinirleri alınmış, sinirlenmeyen bir insan, güzel güzel yapıyor. Şimdi kardeşim bize anlatma bu lafları. Türkiye başarılıdır diye. Alacaksın eline şeyini, koltuğunun altına, bilgisayarlarını, icap ediyorsa uzmanlarını kimse, gideceksin Avrupa Birliği'ne bu lafı söyleyen adama. Gel bakayım hemşerim. Yani sen nasıl olur da Türkiye'nin istikbali, yani o zaman ne demek? Yani o Temmuz'dan itibaren bizim turizm sezonu, aşağı yukarı biz turizmden senede 40 milyar dolar falan civarında gelirimiz var. Yarısını gitti say. 15 milyar dolar indi gelirimiz. Evet. Hmm. 20 milyar dolarlık falan bir bölüm var. Evet. Yani sen aynı zamanda 20 milyar dolarımızla hem plus ilaveten en az 1 milyon işte o geçici devamlı çalışan turizm çalışanları var. Bunların işiyle, işsizliğiyle, ekmeğiyle... 1 milyon. Evet, 1 milyon. Evet. Oynuyorsun diyeceksin, bilgisayara aldın, çatır çatır Türkiye'nin verilerine güvenmiyorum diyen adamın alnının çatına çatına, tabir o, alnının çatına çatına konuşacaksın. Evet. Gerisi kolay. Bu noktaya ne zaman geldiler? İşte ta Eylül arada... Eylül ayında. Tabii, Temmuz, Ağustos, Eylül. Özür dilerim, Ekim ayında. Ekim. Tabii. O da kısmen gibi. O da sizin Murat Emin. Yani diyorsunuz ki eğer bu veriler konusunda şeffaf davranılsaydı turizmde daha iyi rakamlar elde ederdik. Biz böyle yapardık. Bak oradan sadece 20 milyar dolar. Bizim en bir numaralı işimiz 20 milyar dolar. 20 milyar doları yine alamazsınız. Evet. 20 milyar dolar yine alınmazdı ama bu kadar... Bakanlar gerçek aktarılsaydı da verilmezdi. Ya Ebru ne kadar Allah ne verdiyse yani. Ama bir turiz gelecekti yani. Şimdi onun Avrupa Birliği dediğin yerden... Rakam dediniz ya bende rakam. Şöyle bir şey yok mu? Şimdi bu rakamların verilmemesi meselesi vaka ve hasta ayrımı ortaya çıktıktan sonra işte, oldu. Aynen. O vaka şimdi da mesela şimdi, yazdan itibaren devreye girdi. Yani şimdi zaten benim yine soru işareti koyduğum işlerden bir tanesi şu. Bütün dünyada ölümler bölü vaka eşittir. %2.2 falan gibi. Yani ölüm oranı vakaya nispetle %2.2. Amerika'da %1.7. Sonra 2'ye vurdu. Hayır öyle yani yıllık şeyleri var işte bende de var. O CNN olduğu gibi bir kutu olarak koyuyor ya. Tamam. Toplam vaka sayısı. O zaman şu anki rakamların da gerçek olmadığını düşünüyorsunuz. Türkiye 0.95. Şu anda öyle. Ben soru işaretliyim mesela. Peki şimdi bir şey daha soralım. Ama benim sorumun tam cevabı olmadı. Hangisi? Yani siz turizm konusuna pandemi böyle ben turizm açık demedim aslında. Açık şeffaf olur canım. Pandemi böyleyken. Kıt kaynaklar böyleyken. Daha iyisi durdu. Nasıl yapılır? Evet yani. Tamam, planlama demek elindeki o kıt kaynaklar her neyse. 100'se 100, 10'sa 10, 1000'se 1000. O kıt kaynakları en optimal bir şekilde, en iyi bir şekilde nerelerde değerlendirmeliyiz? Desenize tasarrufları arttırırım hemen. Evet evet. en tepeden o, aşağı. Ama o daha zaman alıcı şeyler. Yani olsun hemen yapılabilecekler. Bu dediğimiz reform programlarında. Tamam, yani tasarrufların artırılması, yatırımların artırılması.
Ama daha acil olana gelelim. Senin kahvehaneler, lokantalar vesaireler daha acil olan da verilecek. Kaynak verilir. En kıt kaynağın belli, o kıt kaynağın önemli belli bir bölümünü buna kira verelim. Ve hibe desteği doğrudan var yeterli değil mi? Doğrudan yardım olarak. Elbette. Kira ama ve... şimdi bu arada hükümet diyor ki yılın ilk yarısında Kanal İstanbul'a başlıyorum. Ha işte canım bak. Tane tane böyle sonra verilecek. Yani burada acize düşmüş olan, yani bunu genel dara düşmüş olan, dara düşmüş, en çok dara düşen kesim nereyse ona merhem olacağız. Bir takım şeyler verildi. Devlet baba bu demek. Ya, verildi. Verilenleri yeterli kredi değil verildi. Musunuz? Kredi verildi. Evet. Doğrudan şeyler, nakit para da verildi. Şimdi bak verildi. Bunlar şeyde... Ücretsiz izin ve kısa çalışma kararı. Kira ve hibe desteğiyle. Bir de ama işte, yeterli olur mu olmaz mı tartışması var ama bu destekler verildi diyorlar. Peki sizce bir de ben buna ek yapayım. Türkiye'nin içinden yapılabilenlerle birlikte Türkiye dışa yönelik hamlelerle de işi kolaylaştırabilir mi? Yani siz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir isimsiniz muhalefette olmanıza rağmen. Yani kategorik olarak şu doğru şu yanlıştan ziyade. Şimdi Türkiye bazı noktalarda da şanssızlık da yaşadı. Mesela Avrupa Birliği'nin bir üyesi olsa Yunanistan Türkiye'den daha mı fazla üretiyor? Kıyaslanamaz. Ama Yunanlılar oturuyorlar. Avrupa Birliği o kadar çok para bastı ki Yunanlı arkadaşlarıma soruyorum. Pandemi bitmesin, esnaf lokantaları açmasın istiyor. Çünkü daha fazla para alıyor kazandığından diyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye tek başına içeride yapacakları değil zannediyorum. Dış dünyayla kuracağı ilişkilerle de yol kat edebilir. O açıdan ne dersiniz? Bir de şunu da söyleyeyim. Pandemi noktasında Sağlık Bakanı'na ben de belli noktalarda ciddi eleştiriler getirmiş bir gazeteciyim ama yani Türkiye bazı noktalarda da diğer ülkelere kıyasla bence önemli hamleler de yaptı. Bu filyasyon sistemiyle işte doğrudan hastayı özellikle ilk başlarda hani sonrasında rakamları artınca belki biraz kontrol kayboldu ama yani dolayısıyla o eleştiriler de biraz ağır değil mi? Yani genel tabloda Türkiye bu aşamada. Yani ben sağlık sistemindeki sağlık sistemini bütünüyle şimdi tenkit etmiş olmadım. Ben sadece bu işin başında Sağlık Bakanı var. Adamın birisi Avrupa Birliği'nden diyor ki ben Türkiye'nin sağlık verilerine, pandemiyle ilgili sağlık verilerine inanmıyorum. Buna muhatap olarak Turizm Bakanı gönderilmez. Buna muhatap olarak neydi öbürü? Sağlık Bakanı. Dışişleri Bakanı gönderilmez. Bunun muhatabı yani bizde muhatap kimse, bizde yetkili kimse o atlayıp gidecek. Haklısınız orada. Bir tek onu söylüyorum ben. Yoksa sağlık sisteminin tüm neyini gündeme getirdim. Aynı. Ekleme yapayım. Bugün geldiğimiz noktada Sağlık Bakanı'nın işlem ve eylemleri hakkındaki fikriniz ne? Vallahi ben işte dünya. Bana şimdi beni kandırmak kolay. Yani şu kadar ölüm var, bu kadar vaka var. Hepimizi kandırdı. Yani biz devletimizin verdiği rakamlara, benim terbiyem mesela, Türk milletinin çok büyük bir bölümü de öyle. Devletimizin verdiği sözlere inanırız. İnanma şeyimiz, eşiğimiz çok yüksek yani. Ben bunlara inanırım. Ama Eloğlu inanmıyor yani. Eloğlu var. Eloğlu'na gidip anlatacak onu. Şimdi reformlar konusunda... Ama bunu her konu için söyleyeyim. Demin... Bir ekleme daha yapabilir miyim izin? Nagihan'ın tabii Yunanistan ve Avrupa Birliği ilişkisi çok doğru bir şey. Şimdi... İşte biz de bu Avrupa Birliği ve ona benzeyen kurumlar içerisinde... O yüzden Avrupa Birliği ile müzakere sürecine nasıl bakıyorsunuz? Kurumların içerisinde yer almak istememizin de en önemli sebeplerinden birisi bu. Evet. Yani 1963'de değil, 1959. Evet. 1959'dan 1957 yılında kurulan bir organdı. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti, bir de hoş olsun, Avrupa'da her ne varsa dakikasına takip etmek ve mümkünse onun kurulan her kurumun içinde yer almak istiyoruz biz. Yunanistan'dan beraber ederiz. Yani biz onlardan daha atıyız. Fakat dünya da bizi Yunanistan'dan beraber, NATO'ya Yunanistan'dan beraber, Avrupa Konseyi'ne de Yunanistan'dan beraber. Yani biz Yunanistan'dan... Ama Yunanistan AB'ye gireli 40 yıl oldu. Tabii NATO'ya Yunanistan'la beraber, Avrupa Konseyi'ne Yunanistan'la beraber, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na müracaat Yunanistan'la beraber... 1963 anlaşması. Ama Sovyetlere karşı bir blok sınır görüldü evet işte, orası. O da var. Yani Türkiye Yunanistan'ın olduğu bir yerde hariç tutulmasın endişesi var. Ben Türkiye'deki bizim özellikle
yani sağ, Türkiye'nin hemen sağcılar da solcular da hep aynı gibi benzer gibi çok anti batılık gelişiyor. Batı bize çok hor davranıyor. Öyle bir şey yok. Yani öyle olduğu alanlar falan var ama bilmem ne gazetecisi yazdı ki, bilmem ne kitabı yazdı ki, bilmem ne bilmem nesi yazdı ki. Devletler bazında böyle bir tavır yok. Hatta Yunanistan'a galip, Yunanistan'dan daha iyi olduğumuz bir yeri söyleyeyim. Bu sıralarda bitiriyoruz galiba yani. Evet, son 5 dakika. Mesela Avrupa Konseyi. Yunanistan'da albaylar cuntası geldi 1967 yılında. Avrupa Konseyi toplandı. Attık seni dediler. Bir darbe. Çok benzeri bizde oldu 1980. Bizi de atıyorlardı. Sonra başka şeyler falan oldu. Başka müracaatlarımız, rahmetli Turan Güneş mesela. Yunanistan arada NATO'dan da çıktı. Ha? Arada evet. NATO'dan da çıktı Yunanistan. Askeri kanadı. Evet, evet. Askeri kanadı. Evet. Ama Avrupa Konseyi bize atmadı. Dondurdu. Yani Yunanistan'ı 1967 yılında atan darbe oldu diye Avrupa Konseyi Türkiye'yi atmadı. Yani halbuki ama Avrupa, işte Avrupa Konseyi tabii Yunanistan'ı atarken sonra Yunanistan o darbe geçmişiyle yüzleşmeyi başardığı için keşke biz de bunu yapabilseydik. 81'de de Avrupa Birliği'ne girmeyi başardık. Bizde de çok peki problem yok da. Ama sonra o işte Karamanlis vesaire. Şimdi orada şu var. Yani Yunanistan ya adamlar mesela nasıl reddetsinler? Alfa kullanıyorlar. Alfa, beta, beta, gamma, gamma. Öyle değil mi? İşte homo, homo. Bir şey, bir şey. Bunlar hep eski Yunanca'dan geliyor. Adam diyor ki yani senin medeniyetinin aslı Greco-Roman değil mi? Yani Grek. O yüzden beni nasıl Avrupalı saymazsın filan diyor. Bir. İki, altı üstü 10 milyonluk bir nüfus. Yani ekonomisi bozuk olsa ne olacak? Efendim oraya ekonomik yardım yapsak ne olacak? Filan yani aldırış etmiyor o bölümle de yani. Akdeniz'de de bir şeyimiz olsun. Limanımız. Bir limanımız olsun, bir müttefik. Kıbrıs'ta öyle. Yani Kıbrıs, Güney Kıbrıs. İşte ben bitirirken bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bir izleyici sorusu. Bağışla İsmail. Yani biz normalden fazla abartıyoruz Avrupa bize karşı bölümünü. Evet, katılıyorum. Peki. Avrupa ile ilişkilerde bir de entelektüel yoksunluğu var. Noksanlığı var yani bizim. Biz şimdi her devlet başkanından diyoruz ki ya bizim Kıbrıs tezimizin burası haklı, Libya tezimizin burası haklı, Doğu Akdeniz tezimizin burası haklı, ekonomik zon, müstakil ekonomik bölge tezimizin burası haklı, işte kara kıta sahanlığında biz haklıyız, kara sularında tamam. Bunu devlet başkanları anlıyor. O yüzden üstümüze de hiç gelmediler, gelmiyorlar yani. Ama oraların bir de kamuoyu var, bir de parlamentoları var, öyle değil mi? İşte Avrupa Konseyi'ndeki parlamento var, Avrupa Birliği'ndeki parlamento var. Buralarda Türkiye çok yetersiz kalıyor. Türkiye'nin asıl kafa yorması gereken yerlerden bir tanesi de kendi parlamentosunu teşkil ederken, bu 600 milletvekili teşkil ederken ben öyle bir milletvekili grubu da çıkarmalıyım ki Avrupa Konseyi'ne bunları, Avrupa Türkiye Avrupa Karma Parlamento Komisyonu'na bunları, NATO Parlamenter Asamblesi'ne bunları, Dışişleri Komisyonu'na bunları, bir de buralara uygun işte savunma komitelerine bunları, buralara uygun background'u, yeterliliği, müktesebatı olan milletvekilleri bulması lazım. Peki. Ya bu da zannedildiği kadar kolay değil ya, kavak değil ki yetiştiresin. Ben o yüzden diyorum ki Türkiye'nin insan sermayesini kullanmak. Son 4 dakikamız. Yani bir İsmail kısa sonra da bir izleyici sorusu da kapatalım. Risk grubundasınız yani aşılama meselesinde, aşı olma meselesinde risk grubundasınız. Öncelikle aşılanacaklar arasındasınız. Evet, evet. Dolayısıyla aşıyla ilgili tasarrufunuz ne olacak? Hiçbir tasarrufum yok. Devlet bu aşırı iyi demiş. Devlet ne derse doğrudur benim için. Buradan yani vatandaşlara da belki bir çağrı yapabilirsiniz. Şey bekliyoruz yani hatta hadi diye. Bir önce sağlık personeline verecekler, haklı. Orada hoş bir anekdot var, bir tane o Twitter'ı siz daha çok kullanıyordunuz. Adam diyor ki ya bu sağlık personeline, ilk aşıları sağlık personeline yapmayalım sağlıkçılara. Çünkü bakarsın aşı kötü çıkar, hepsi ölür. Ya bütün Türkiye mahvolur.
E peki ne yapalım? Önce milletvekilleriyle gazetecilerden başlayalım. Gazetecilerin seyir. Kötüyse milletvekilleriyle gazeteciler olsun diyorum. Peki. Şimdi ben aşıyı çok bekliyorum canım. Atlayıp gideceğim. Yani önce Alman Biontech iyidir. Aman onu bekleyeyim. Çin'de falan gibi ayrım yapmıyorsun. Hayır demiyorum canım, olur mu? Bu çok önemli. Sonra bir de ilaveten şu da var. Yani bu aşı her neyse, aşı olduktan sonra belli olacak bütün dünya, ama şimdiki bilgiler itibariyle 6 ay. Bu ne demek? Ondan sonra 6 aydan sonra bugün şimdi Çin aşısı ol, Biontech eline geçerse Biontech ol, Amerika'nın eline geçerse Amerika ol. Hiç fark etmez. Yani aşıyı öyle bulduğun bir, yerde ol. Öyle bir şey vardır. Vallahi lazım, hiç fark etmez. İngiltere gibi doz karıştırırsın. Ha? İngiltere gibi karışım yapmak. Ama aşı manyağı olacağız o zaman bir noktadan sonra. Evet, evet. Ben hevesle bekliyorum. Peki bu çağrı da çok, çok ölçüm önemli. O. Ölçüm o. Devlet yani neye iyi? Bakan Bey eleştiriniz var ama tıbbın hangi elbette. Ürünü varsa ona da... Bu burada eksik bırakılamaz. Yani Türk Sağlık Bakanlığı sistemi, işte orada hekim sistemimiz, yani organizasyonlarımız, Amerika'dakilerine ne kadar güveniyorsan bizimkilerine de o kadar güveniyorsan. O zaman aşı karşıtlarına yönelik de ciddi eleştiri getiriyorsun. Yani bir eleştiri getirmiyorum da anlamsız yani. Bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışanlar. Kıza oturtmayı falan diyor. Yani aşı karşıtlığı, yani kamuoyuna yönelik aşı karşıtlığı kampanyasının ifade özgürlüğü sınırlarında olmadığını düşünüyorum. Tabii. Kamu şimdi benim akrabalarım var, ablam var Fethiye'de. Emekli öğretmen, emekli ilkokulu öğretmeni. İşte beni aradı. Şimdi onlar da ablam olduğu için yaş itibariyle de hemen olacak olanlardan. Olalım mı olmayalım mı? Cam baş üstüne hemen atlayarak olun diyorum yani. Tabii. Sivas'ta eczacı kız kardeşim var. O bizden küçük. Efendim, o da aman abi ne yapacağız diyor mesela. Yani eczacı kızın bile kafasını karıştırıyorsunuz siz. Evet. Dolayısıyla bir sorumlu yani davranarak o yüzden nasıl kaza oturtulmalarla susmaları gerektiğini ben söylüyorum. Ben aşı gönüllüsüyüm. Bilal Bey. Hayır canım, kişi olarak seni siz giller yani, bu televizyoncu giller. Ama peki, o ifade özgürlüğü kapsamında görüyor. Evet. Ben de diyorum ki sinemaya bomba atın demekten farksızdır aşı olmayın demek. İfade burada evet, kafa bulandırmamak daha doğru. Peki. Son bir izleyici sorusu. Belki bir dakikalık bir yanıtla bağlayalım. Ya 3 saat olmuşuz neredeyse. Evet. Reformlar konusunda demiştiniz ki bir görelim bakalım hükümet ne getirecek. Tamam. Bunları getirmesi lazım. İzleyicilerimiz de soruyorlar, diyorlar ki örneğin Türker Bey sormuş. İlhan Kesici hükümetin doğru işler yaparsa ekonomiyi düze çıkabileceğine inanıyor mu? İhtimal veriyor mu? Ya bu çok şey. Geçmiş performansına bakarsak sıkıntılı görüyorum. Ama yani bu hükümet dediğim mekanizma da canlı bir mekanizma. Yahut işte ekonomi bürokrasi yöneticileri. Dersler aldıkları belli. Değil mi? Yani bir şeye inat ederken oynadığından vazgeçilip başka bir şeye atladıkları yerler. Şimdi söyleyecek olsam müspet taraflarını falan söylerim, bazı müspet taraflarını, ama sabahtan akşama kadar yüzlerce gazeteci, işte onlarca televizyoncu, hükümet erkanı zaten söylüyor onları. Bir de benim söylememe gerek yok. Ama ders alma şeylerini de görüyorum. Bu Türkiye için inşallah diyen bir şey. Biz Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet milletvekilleri veya muhalefet partiler için olumsuz bir şey değil. Yani zaten ne kadar şey yapacak? Yani şurada seçime 2 yıl var. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Kaldı. Muhalefette, özellikle CHP'de, ya bu hükümet reform yapamaz aslında. Bunu siyaseten kullanıyorlar diyorlar. Siz daha yapıcı bakıyorsunuz. Hayır, bu akşamın geneli de. Belki de belki de yapamayacaklar. Bilmiyorum. Bekleyip görmek lazım. Hayır, bu toplandılar, söylediler. Reform yapacağız dediler. Bu çok savsaklanacak bir laf değil artık yani. Özgürlükler vurgusu da geldi. Tabii o da beraber, hukuk reformu falan da gelecek. Ekonomi, beraber hukuk, demokrasi. Çünkü aynı zamanda Batı'nın da hoşuna gitmek istediklerini görüyorum. Yabancı ben yatırım için daha evet, cazip. Evet. Hem onun için hem borç bulmak için yani. Ama borçları da döndürmek için. İlhan Bey, bütün bunlara rağmen vatandaşımız dövizini bozmuyor. Hayır, bozmaz. Yeteri kadar güvenmemek demek bu. Ters dolarizasyon zamanı. Hayır, elbette. Şimdi bizim normal, yani bir ara bu %50'nin altındaydı döviz, evet, bankalardaki sistem. Ona dolarizasyon diyoruz. Yani Türk lirasından dolara, evet, doğru kaçış
Şimdi en son %56-57 falan gibi bir rakam. Gene yüksek bir rakam değil efendim? Mi? Ya yüksek bir rakam değil mi? Çok yüksek. Ha. Evet. Cihan'ın gördüğü, Türkiye cihanın gördüğü 234 milyar doları aştı. 235 milyar dolara evet. doğru gidiyor. Mevduatlardaki döviz miktarı. Evet. Tabii. Ve bu döviz miktarının da tamamına yakını kendi vatandaşımızın. Yerli bu, yerli döviz evet, mevduatı. Bunun adı yerleşikte, onlarla yerleşik denir. Yerleşiklerin döviz mevduatı. Sağlıklı olanı nedir? Kaç evet. olması gerekir? Bugün %56. Yani iyi bir zaman 40'a 60 falan. Türkiye'de 40'ın altına da çok inmiyor. Ebru benden daha iyi takip ediyor olabilir. Bir ara hele TL'ye çok cazip. Şimdi 60'a 40. Şimdi 60'a 40 gibi oldu. Ve her ne olursa olsun yani dışarıdan döviz bir şekilde geliyor falan. Ama vatandaşımız kendi dövizini bozmaya yanaşmıyor. Tabii ekonominin iyiye doğru hazinenin gittiğinin. İç borçlanmasına da döviz var. Evet doğru. O da rezerv. Var, doğru. Yani ekonominin iyiye doğru gitme göstergelerinin en başlarında mesela %56 ise dolarizasyon evet. 56, 55, 55,5, 54, 54,5, 53, 52, 50, 50'nin altına indi. Ha, bak mesela 50'nin altına doğru inmeye doğru bir meyil iyiye işaret olur yani. Nilan Bey en son bundan herhalde 2 sene önce dolar 24 17 o doğru yani 22'den aşağı doğru iniyordu 17'lerdeydi faiz özür dilerim. Faizin 17 bandında olduğunda dolar 4,5-5 arasındaydı. Öyle hatırlıyorum yani ben. Şimdi faiz yine 17. Biz bu yıla 5,95'le başladık dolarda. 5,95'le başladık. Evet bu yıla. Faiz neydi? Faiz yıl içinde işte Merkez Bankası değişimlerine kadar %24'lere çıkmıştı. Evet, evet. Sonra inmeye başladı. 2019'u kastediyorsunuz. Evet, evet. Aslında şu bir sayfamı tamam. da göstereyim. Son şeyleri alıyorum. Ağustos'a kadar da faiz düşüşü devam etti. 8,25'e kadar. Sonra şimdi 17'deyiz. Peki. Çok güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim. Valla ben çok memnun kaldım yani. Çok teşekkür ederiz İlhan Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. CHP İstanbul Milletvekili. Son kapatırken bir şey soracağım. Evet, bugün mesela başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarının pandemi döneminde verdiği kredileri geri alamama sorunu başladı. Tabii onun batık kredi meselesi. Sorunlu tabii, üçer aylık falan verdiler. Evet. Yüzdürülüyor şu anda değil mi? Yani batağa düşmemesinin süresi uzatıldı. Tabii işte yapılandırıyorlar. Evet yapılandırma. Evet. Peki. Yapılandırmaları iyidir. Yani yapılandırsınlar. Çok teşekkür ederiz İlhan Bey. Ben size biraz daha uzatabilirdik bu kısmı aslında. En faydalı kısım. Kaç saat sonra yayınlar? Biz böyle bir saat daha bir program yapılması. 45'lik kadar idare edecek zaten. Ebru Baki buradan başlıyor. İsmail sen sabaha doğru. Ebru Baki sabaha kalkacak. Sabah namazını eda edip Ebru Baki'ye devam ederiz yani. Ebru Bey stüdyo bu taraftan. Sizden ışıkları yaktırayım istersen. Şu masa benim şurada duruyor. Ben direkt oraya geçeyim. Saat kaçta başlıyor Ebru Baki? 9'da başlıyor. Yarın da enflasyon. Gelecek 2020 enflasyonunu öğreneceğiz yarın. O zaman iyi. Dün gene özür dilerim bugün yine bir haber vardı. Hemen Ebru izlemeye kalkıyor. Belli başlı otellerin tamamı bankalara devredilmiş. Yani yüzlerle ifade edilen lüks oteller artık işletilemediğinden. Bankalara olan evet. Döndüremiyorlar yani. Hayır bak şu an bulunduğumuz yerde Taksim Talimhane'de ciddi miktarda otelin bak, bankaların eline geçtiği belirtiliyor. Bu bir düzene girilmezse bu da her dönem konut kredileri var ya İsmail evet. konut kredileri taşıt kredileri bankalar ev mezarlığı haline dönebilir yani taşıt mezarlığı taşıt otobank taşıt mezarlığı. Biz onu 2001'den o krizden önce yaşamıştık hatırlıyor evet, musun? Evet tabii. İnanın Ebru Baki için artık üzüldüğüm için biraz da toparlıyorum. Çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederim. Ben de buradan ayrılmadım. Sonuçlardan da anlaşılır herhalde. Yarın alırsınız bana ben da bildirirsiniz. Ben izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlardan da epeyce yorum ve soru geldi. Yorum ve soru konuşamadım. Ben evet, yarın akşam 23'te tekrar Açık ve Net'te buradayım. Ebru Baki sabah 9'da burada. Bir an önce uyuyalım. Sabah ama her akşam izliyorum üzere. Sizleri. Çok ama izlemek gibi olmuyormuş. Yani biraz daha böyle bir evet. Ebru Baki hep gelsin diye yorumlar da aldık. Çok sabah teşekkür ederim. Ebru Baki'ye ayrıca ben de yani bu şey dolayısıyla özel teşekkür ediyorum. İlhan Bey zevkli, keyifliydi sizinle evet. olmak. Birebir programda yaparsınız. Çok teşekkürler. Nagihan Alçı, İsmail Saymaz, Ebru Baki ve İlhan Kesici. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Biz de çok teşekkür ederim. Yarın akşam 23'te bir başka Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.